Senegol'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Yine yoğun bir gündemle karşınızdayız. Dün akşam yapmış olduğumuz program oldukça ses getirdi. Erden Timur'un açıklamaları, Aziz Yıldırım'ın tekrar başkanlığa soyunma planları ve daha birçok konu tabii ki önemli bir yankı uyandırdı. Bugün yine kalan maçlar ligdeki ve alt taraftaki çekişmeyi ekranlara taşıyacağız. Sevgili yorumcularım Selim Soy'dan Gökmen Özdanak ve Adnan Aybaba'yla bu durumu değerlendireceğiz. Tabii ki bugün Karagümrük üstün bir oyun neticesinde haftanın son maçıydı. Antalya Spor'u Atatürk Olimpiyat adında 4-1 mağlup etti. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a geleceği konuşuluyor. Antalya Spor'dan kesin bir ayrılacağı iddia ediliyor. Karagümrük de tabii ki arka arkaya almış olduğu bu iki galibiyette geçen haftaki İstanbul Spor ve bugünkü Antalya Spor galibiyetiyle o da biraz olsun soluklanmış oldu. Küme düşme hattında tabii alev alev. Bakalım bir takım düşmüştü İstanbul Spor. Diğer üç takım kim olacak? En kuvvetli aday Pendik gibi gözüküyor. Diğer adayları da yine burada sevgili yorumcularımla konuşacağız. Erden Timur'un ayrılacağı, Dursun Özbey'in başkanlığa adayını açıkladığını dün akşam belirtmiştik. Ve bugünkü son gelişmede 100'e yakın kişinin Dursun Özbey'in yönetiminde ve Sportif AŞ'de görev almak için sıraya girdi. Başkanın artık telefonlarını kapattığı dile getiriliyor. Tabii ki başarı olduğu zaman herkes bir şekilde bundan nasiplenmek ve bu yönetim kuruluna yer almak, görev almak istiyor. Gökmen abi nasıl değerlendiriyorsun? Dursun Özbey'in önünde uzun bir kuyruk oluşmuş ve lütfen beni de yönetime al. Ben ne iş olursa yaparım diyen insanlar da bir hayli fazla. Çoğu reklam için, çoğu nemalanmak için ve bazıları da gerçekten sevdalı olduğu Galatasaray'a hizmet için. Valla ben o hizmet için falan hep iyi giderken ortaya çıkıyorlar. Yani 100'ü değil 150-200 kişi de Mayıs sonuna kadar 24'ünde yanılmıyorsam 24'üne kadar bir 100 kişi daha olur. 200 kişi falan arasından başkan seçer mi seçmez mi herhalde seçecek yani kimdir. Seçilmeyenler de yine düşman olarak arkada kalacaklar. Yani hep öyledir zaten iyi giderken. Herkes gelir, katılmak ister ama kötü giderken kimse, herkes kaybolur abicim. Bir türlü insan bulamazsın, yardım edecek insan, para, hiçbir şey bulamazsın kulüpte yani. Anladın mı? Her türlü rezillik söz konusudur. Bundan dolayı da işte Galatasaray'ın kesinlikle şampiyonluğu göğüsleyip 24'ündeki seçimde de yalnız şeysiz... 25'inde pardon... şeyin birlikte hareket etmesi başkanın Erden Timur'la kesinlikle doğru bir yaklaşım olacaktır. Çünkü bu başarıda geçen sene ve bu seneki başarıda Erden Timur'un büyük yardımı var Dursun Özbey'e. Dolayısıyla takım içine yapılan transferlerde para bulma sıkıntısını halleden bir becerikli bir adam. Bundan dolayı da yani... Bugün yaptım duyum. Dört tane eski yönetici ve bir divan üyesiyle konuştum. Hal hatır sordum. Onlar da sesini özlemişim. İsimlerini de verebilirim. Yani çok şey değil ama genel söyledikleri şu. Erdem Bey'le yakın olan iki tanesi Erdem Bey'in kesin olarak yönetimde yer almayacağı şeklinde. Dinçer Azapan, Tunç Holding, babası da iyi bir futbol sever, sevgili Tuncay abimiz. Dinçer Azapan'ın bir yönetimde yer alabileceği dedikodusu var. Hatta Erden Timur'un yerini alabileceği şeklinde. O da genç bir iş adamı. Galatasaray'a özellikle amatör branşlarda ciddi bir sponsorluk hizmeti veren, parasını oluk oluk Galatasaray'a harcayan bir iş adamı. Erden Timur ikna olmazsa bu taraftarı, camiayı, futbolcuların moralini ne derece bozar? Kesinlikle. Yoksa Galatasaray yeni bir kesinlikle Erden Timur içinden çıkartabilir mi? Serhat'cığım kesinlikle bozulur. Yani taraftarın da bozulur. Ne bileyim yani yönetim içindeki, divan üyelerinin içindeki birlik beraberlik de bayağı şeye uğrar yani arızaya uğrar. Yani burada şurada şunu söylemekte fayda var. Herkesin bir şeyi iki vardır senedir, yani. İki senedir. Bir alternatifi vardır. Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Tamam da babacığım yani şimdi neticede ne olursa olsun başarılı bir takım var.
bu takımda başarılı olmasında Erdem Timur'un da Dursun Özbey'in de Okan Buruk'un da olağanüstü bir faydası var. Anladın mı? Takımın iyi gitmesinde yahut da ne bileyim motivasyon olarak mükemmel bir performans göstertiyorlar. Mesela takımın tutanı mükemmel. Dolayısıyla iki tane tuttuğu zaman diğer tarafta da gelen forvetler Galatasaray yani tutana nispet olsun diye gidip golleri atıyorlar. Bu şekilde farklı skorlar da çıkıyor ortaya yani. Yani bundan dolayı da ben Dursun Özbey'in kesinlikle çok kısa bir sürede yani en ufak bir başarısızlıkta anladın mı? Kendisi de büyük sekteye uğrar anladın mı? Yahut da ne bileyim istifa etmek zorunda falan kalır. Bu birlikteliği bozmadan aslanlar gibi yine tekrardan bir iki sene devamında yarar görüyorum. Zaten ilk tepki koyacak kişi de benim yani. Yorumlarımı devam ederken ilk tepki koyacak da kişi benim yani. Evet. Erdem Timur'a yani Dursun Özbey'in yanına almaması, birlikte çalışmaması beni olağanüstü üzer ve bu konuda da bayağı ağır eleştirileri de hazırlıklı olsunlar yani. Peki sevgili Adnan, Galatasaray'ın şampiyon olması veya olamaması neleri de beraberinde getirir? Şimdi olamaması durumunda camia büyük bir hayal kırıklığına ulaşır. Ama şu anda Galatasaray bu konuda oldukça mütevazi davranıyor. Hiçbir kutlama, hiçbir böyle paylaşım yok. Tabii ki onlar da bu işin son ana kadar, özellikle Fenerbahçe maçına kadar hani 5-6 puanlık bir farkla girip ondan sonra oradan yenilmeden hatta galibiyette bir şölene çevirmek istiyor. O yüzden sen yeni sezonda Galatasaray'ın şampiyon olması durumunda nasıl bir yapılanma, eğer bir aksilik olur, bir şampiyonluk kaçması durumunda ne gibi bir travmayla karşı karşıya kalacağını düşünüyorsun? Bak şimdi bir kere Türk futbolu için çok üzücü bir gündeyiz. Haftadayız. Nasıl? Herkes diyor ki Galatasaray şampiyon oldu, bu iş bitti. Bunda biz de varız. Ben kaç haftadır söylüyorum. Ama bir İngiltere'de Chelsea'de yürürken Chelsea'li taraftarlar ya da bir Manchester'da yürürken Manchester'lı taraftarlar ya da Arsenal'da Londra'da yürürken Arsenal'lı taraftarlar şunu demezler. Biz şampiyon olduk, bitti. Kesin Manchester City şampiyon oldu. Kesin işte Arsenal şampiyon oldu. Kesin yani bunları demezler. Ama ne bunun? Ama kaliteli bir ligin olması. Bu kadar. Geleceğim yani, nokta bu. Geleceğim nokta bu. Şimdi bizde her şey belli. Bir kurgu var. Biz de oyuncularız. Kurgunun başında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu var. Şimdi kurguyu zaten bunlar çiziyor. Bunların arkasında bir kurgu var. Bu yönlendirmeyi yapan. Medya mensupları var, siyasiler var, bahisçiler var. Varoğlu var Türkiye'de. Ben Türkiye'yi anlatıyorum. Varoğlu var. Yok yok yani. Temiz saf. Yani gelecekte çocuklarımıza bırakacağımız üzüntümüzde temiz bir futbolumuz yok. Ya şimdi 4 puan nedir abi? 4 puan nedir ki? Kaç maçın var? 4 maçın var değil mi? 12 puan demek. Ve rakibinle oynuyorsun. Ve rakiplerinle oynuyorsun. Ama Türkiye'de böyle bir şey diyemiyorsun, konuşamıyorsun. Yani bizim ligimiz demek ki önceden planlanmış, kurgulanmış abi. Yayıncı kuruluş da bunun içinde. Bak yayıncı kuruluş da bu planın içinde kurgunun. Bunu Serhat başında söyledi. Söyledi. Ha, oraya gidecek. Sen hatırlattın. Hatta bravo Selim. Yaz buraya arkadaş. Yaz buraya dedi. Hep dedik. Bu Fener'le dedi. Ama abi bir şey söyleyeyim. Doğru sen söyledin onu. Şimdi geldiğimiz noktada Galatasaray şampiyon oldu. Bak. Bu sistem eğer çökmezse Dursun Özbek. Ben şöyle bir ayağa kalksam. Tabii. Kameram arkadaşım takip edebiliyor mu? Tamam. Buyur abi. Şimdi mesela bir piramit yapsak. İşte piramit yapalım. Bir piramit yapalım. Yapalım. Buraya TFF. %100. Yap aslında, güzel. Aslında burada şey yap. Söyleyeyim sana. Ben sana söyleyeyim sana. TFF'nin üstünde siyasileri koy bir kere. Direkt. Bak direkt. Özel federasyonumuz yok. Çok güzel yaptın. Silgimizi ne yaptınız? Silgi nerede? Heh. Var mı? Verin. Peki. He? Sen alayım. Tamam. Önemli değil. Ya ver Mustafa. Al hayatım. Burada siyasiler diyor. Tabii abi. Şimdi biz özel federasyon değiliz. Kabul edelim. Biz özel federasyon olsak. Bence TFF ve siyasiler de ya. Siyasi. Evet. Bunlar karar veriyor Türkiye futbolu. Futbolunda. Bunları tamam. Başarıya yani burada ne var? Süper Lig takımları. Tamam. Yayıncı. 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 Medya.
Kurullar, kurullar, özellikle MHK diyelim. MHK var. Tahkim, disiplin var değil mi? Tahkim, disiplin. Bir de etik kurulu kuruldu şimdi. Etik kuruldu da hiç çalışmaz. Ha, hiç çalışmaz. Değil mi? Ha? Doğru, hiç çalışmaz. Hiç çalışmaz. Türkiye'de etik eteklik oldu abi. Nasıl çalışacak ya? Bunlar var. Evet, devam et abi. Siyasetçilerin kurmuş olduğu baskı. Şimdi ben sana şurada abi, en son, bir dakika. Daha devam milli edeceğiz. Takım. Milli takım. Bir dakika daha bitirmeyelim. Daha bir sürü, bak şimdi aradan nelere geleceğiz. Başka ne etken? Abi futbolcular var. Kulüpler var. Süper Lig işte bunda, tamam. Bak. Süper ama Ligi de böyle o zaman, indirdiğimizde. Bak, kulüp başkanları, yöneticileri. Bak kulüp başkanları, yöneticileri var. Başkanlar. Futbolcular, teknik adamlar var. Allah Allah. Neler dönüyor oralarda, neler. Futbolcular, teknik adamlar var. Burada. Teknik adamlar. Evet. Kaç tane tek? Evet, gel ve abi. Ve bunlar da şu MHK kurullar, şurada hakemler diyelim. Hakemler. Şeyde hakemleri de böyle, onlardan da devam et abicim. Gözlemciler, temsilciler. Neyse, yani çok yormayayım onlar seni. Onlar hepsi MHK ve kurullarıyla tamam. beraber. Amigo olan gazeteciler. Dur, oraya geleceğiz. Oraya sosyal medya. Sosyal medya, troller. Troller. Normal medya, televizyonlar, gazeteler. Yani hepsi, medyayı genel yap. Var. Ama sosyal medya daha büyük. Ama tabii. Sosyal medya şimdi çok büyük. Doğru. Biz o öyle oldu. Selim merak abi, et ya. Selim abi, biz sabahta çalışırken 1 milyon. Star'da çalışırken 1,5 milyon gazete satardı. Tabii Hürriyet şimdi. Satardı, Milliyet satardı. 10 bin, 15 bin. Bitti satardı. Abi. Şimdi sosyal medya. Doğru, bitti. Doğru. Sosyal medyayı at, 10 milyon, 20 milyon. Altında. Bitti abi. Burada bana göre bahis oynayan, bahis. Bitmedi daha, devam et. Bahisçiler var. Oraya sen menajerler, futbolcular, onlar onun içinde. Neyse, onu çok karıştırmıyor kafanı. Bahis var. Menajerler var. Menajerler de burada de. Abi futbol menajerleri var. En büyük parayı onlar alıyor. Sen en ne diyorsun parayı. Ya? Futbol menajerleri var. Şimdi devam et. Başka? Sizin beni tamamlayabilirsiniz. Düşündüğünüz varsa lütfen yardımcı olun. Bu kadar yeter oğlum ya. Bu kadar yeter zaten. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Bir. Şimdi bu bahis dünyanın her yerinde var. Tamam. Bugün Real Madrid Barcelona'yı bile zaman zaman tutsağı altına almış. Birçok ligde, önemli ligde, yani Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere ve İspanya liginde zaman zaman etki edebilen bahis. Ve Asya kökenli, Asya merkezli bir bahis var. Bundan kurtuluş yok. Çünkü para burada. Sen size, üçünüze soru sorayım. Dur burada, bahisten girdin. Türkiye'de bahisin, Türk futbolunda, kısa yapalım ama, tamam mı? Çünkü evet. Şey yapalım, kısa. Evet. Evet, hayır diyeceksiniz. Ben sorayım ya da sen, Fatih, ben sorayım. Türk futbolunda bahisin içinde olduğuna inanıyor musunuz? Evet, inanmıyor musunuz? Hayır. Evet. 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 Mümkün değil yani. Abi yaz oraya. Evet değil. Yazar mısın abi? Tamam, İlcan. Yap. Bahis tamam. Para. Bak. Evet. 4 tane yılların tecrübesi, Türk futbolunda bahis var diyoruz. Şimdi bak neleri anlatacağız daha. Bahis var. Evet, şimdi kadar var ligin mı? Son bölümü geldi. Ligde kalan garantileyen takımlar, tamam. Maaşını alamayan, parasını alamayan bazı kulüp oyuncuları, evet. Doğal olarak bir takım kredilerini ödeyebilmek, heh. Ve daha refah bir hayat yaşamak için bu bahisin zaman zaman tutsağı olabiliyorlar. Olabiliyorlar. Yalnız evet. Şöyle bir şey bak, şimdi araya giriyorum, kusura çünkü bakma. Çünkü paranın olmadığı yerde, şampiyonluğa giden takımların değil, daha çok aşağıdaki takımların ya. Paraya ihtiyacı, yani kulüp tarafından aralık ödenmemesi sonucunda sıkıntıya girmeler ama bayağı büyük takımı. Abi birinci, ikincilik var. Şimdi sana bir şey var oğlu var abi. Siz bahisi çok basite almayın. Bugün şampiyonluğa giden takım diyorsun. Bugün Galatasaray takımı, Fenerbahçe takımı, onu da koyayım hepsini, Beşiktaş, Trabzon. Şampiyonluğa gittiği zaman Adana'da yenildin. Adana Demirspor'a. Hükmen abi 3 tane Galatasaray takımının maliyetini bir başta çıkarsın 90 dakikada. Tabii. Bak bu paranın büyüklüğünü görüyor musun, tehlikeyi? Yani bir galibiyet, bir mağlubiyet, inanamayacağın rakamlar gelir. Doğru mu? Aynen. Ve bununla ilgili de Türkiye'de çok önemli çağrışımlar var, soruşturmalar var. Netice yok. Burada en zavallı, en ağlanacak halde olan da taraftar grubu. Onu yazma bile, ölmüş ya. Taraftar yok yani zaten bizde. Taraftarları öldürdük çünkü şu anda yoklar. Varlar da yukarıdakilerin yanında varlar. Aşağıdakilerde yoklar. Çünkü neden taraftar? Öyle ya da böyle aylığını, haftalığını biriktirip maça gelen, İyi niyetli o. Mağazalara gidip alışveriş yapan, fasolige alan, yayıncı kuruluşa üye olan, yani dekoder alan bir taraftar grubu yalnız var. Yalnız şampiyonluğa giden takımların, yalnız bak aşağıda bak
Şimdi bu bizim bir şu ligde Fenerbahçe, Galatasaray'ın haricinde Beşiktaş, Trabzon falan sen alıyorlar mı zannediyorsun? Hafta, ya alıyor ya, almıyor. Almış tabii ki. Abi, adam bu 2,5 milyon şey nasıl ulaşıyor? Dekoderi nasıl satıyor? Tabii ki Beşiktaş'ı da alıyor, Trabzon'da alıyor, Sivas'ı da alıyor, Antalya'da da alıyor. Maçları tabii ki az alıyor, için çok alıyor. Tabii. Sonuçta herkes alıyor. Yani burada en masum olan taraftar. Grup taraftar. Bak, en çok parayı da harcayan aslında taraftar. Nasıl tabii alıyor? Çok güzel. Çocuğu okulda harçlık biriktiriyor, doğru, değil mi? Baba emekli, anne işçi, öbürü çalışıyor. Doğru. Emekçilerin parası futbola gidiyor. Yani yetimin bu futbolda bunların hakkını yiyenler var ya, vebali. Bunların hiçbiri yatmaz. Yatamayacaklar. Bak mezarlarında 50 kere kaldırıp geri yatıracaklar bu insanları. Çok iyi bir konuda gidiyoruz Serhat, bunu bırakma bak. Şimdi bugün bunu bitirelim. Çünkü eğer biz bunu yaparsak, yıkarsak şu sistemi, pis sistemi, Türk futbolunu kurtaracağız. Boş uğraşmayalım abi. İnsanlar bunu duymak istiyor. Bırakın kavgayı. Şimdi taraftar dedin. Yazık günah değil mi abi taraftara? Dediğin gibi. He? Taraftarı ne sunuyoruz ki, ne istiyoruz ki bize versin? Sen transfer yapıyorsun Beşiktaş, Fener, Galatasaray. Milyonlarca para gidiyor. He? Yöneticiler, iş bilmeyen yöneticiler transferler yapıyor. Al sana hangisini sayalım ki? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş şu anda, Trabzon. Hepsini koyuyorum, yanlış anlamayın. Bütün takımları konuşalım. Hepsinin harcadığı para, bugün var ya, ben Türkiye'de 100 tane, 1000 tane altyapı sahası yaparım. Var mı? Okulların hepsine birer tane futbol sahası yaparım. Var mı? Sen bu parayı heba ediyorsun. Vergimi, ülkemin insan yolları, hastanelerin parasını futbola getirip koyuyorsun. Burada da bu paraları başkanlar, bak direkt söylüyorum, yöneticiler, menajerler, bunlar çalıyorlar abi. Paraları çalıyorlar abi. Ben söylerim abi. Hayır, şöyle söylesek daha iyi olur. Kibarlaştır sen istiyorsan. Hayır, şöyle söylesek. Mesela diyorum, bir hoca geldi Beşiktaş'a. Tamam abi. Neydi Santos adı? Santos. Tamam. 3 tane oyuncu aldırdı Beşiktaş'a. Aldıran o. Evet. 3 tane adam ayrıldı. Hangisi iyi çıktı? Soruyorum. Musati aldırdı. Evet. Muçi. Muçi'yi aldırdı. Evet. Çekti gitti zaten. Çekti gitti. Al 25 milyon euro. İşte. Beşiktaş'a yazdı. Bu ayıp. İşte bak abi sana bu şimdi. Bu günah. Yani abi, bu bir de şu var. Transfer falan yaparken yani yöneticilerin yahut da o scout ekipleri falan, onlar ne yapıyorlar, nasıl araştırıyorlar onu bilmiyorum. Abi. Nerede? Bütün dünyada, Afrika'da falan, Avrupa'da bütün sahtekar, ne kadar futbolcu varsa burada abiciğim. Anladın mı? Ya daha dokunuyorsun uçuyor ya. Söyledi menajerler diyor. Onlar zaten söylüyoruz idare abi ediyor. Abi menajerler kulübü yönetiyor. Yöneticiler var, bazı yöneticiler. Bak yemin ediyorum, bazı yöneticiler var, kulüpleri soyuyor. Ya soyuyor ya. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Ali Koç'un harcadığı para bugüne kadar hesabını yapsak 5 hastane, 28 futbol sahası, 38 beyzbol şeyi sahası, aklına ne geliyor? Golf sahası, tenis kortları, basketbol şeyleri, voleybol sahaları kurarsın bu ülkede. Bu paralar uçtu gitti. Hangisini hatırlıyorsunuz? 6 yıl önce Fenerbahçe'ye gelen, 4 yıl önce Galatasaray'a gelen, 3 yıl önce Beşiktaş'a gelen hangi futbolcu hatırlıyoruz? Ama futbol devri böyle, ama böyledir. Gider gelir, gider gelir. Ama abi. Böyle de devam edecek. Bak bunu dürüst yapmıyoruz ki. Şimdi İngiltere dedik ya az önce. Gelelim abi şeye. Ne istiyorsun, devam edelim. Ben şeyi söyleyeyim. TFF bak, nasıl şimdi seçiliyor? Şunları bence şöyle bir temizleyelim. Eğer Türk dolunda İngiltere bir, dedin de Türk bir haber vereyim. Bir devrim İngiltere'de, yapılacaksa. İngiltere'de. Evet abi. Bugün Manchester United kulübü 13 futbolcusunu hepsini bırakma kararı almış. Bitti. Bak. Hepsini. 13 futbolcusunu. Neden? Bitti. Bu olmadı, demiş bu iş. Olmadı arkadaş. Tutturamadık demiş. İçinde de teknik direktör de dahil. Zaten Hollanda'yı çok tuttular. Böyle. 13 futbolcusunu şimdi bırakıyorum demiş. Sen niye orayı sildin anlamadım. Güzel gidiyordu. Yani tamam, güzel gidiyordu. Şunu demek istiyorum. Peki, tamam. Türkiye'de bir gerçekten yayıncı anlamında bizim bir yol gösterici, bir kılavuzluk evet etmemiz için ne? Futbol Federasyonu'na yeni gelecek olan başkanın evet ki ben Sayın Mehmet Büyükekşi'nin bundan sonra adının hiç anılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani anılacaksa bile kötü izleriyle anılması gerekip bu kişinin bundan sonra hiçbir kulüpte başkan dahi olmaması gerekiyor. Çünkü o kadar yıkıcı bir tahribat bıraktı ki gelecek olan federasyon başkanını kimse toparlayamaz onu.
federasyon başkanının şunu bir defa yapması lazım. Bir talimatta değişiklik etmesi lazım. Bundan sonra kulüp başkanlarının veya yani her kulüpten birer kişinin konuşması gerekiyor. Teknik direktör ve bir sportif direktör birisinin konuşması gerekiyor. Yani maç çıkışı işte Ertuğrul Doğan ne dedi? Dursun Özbek ne dedi? Erden Timur ne dedi? Selahattin Baki ne dedi? İşte Feyyaz Uçar ne dedi? Değil. Bir tane sadece konuşabilecek. Onun dışındaki bütün adamlara bir ceza verilmesi. Yani bak konuşturursan ben bir ceza veririm, iki ceza veririm, üçte puan silmeye giderim gibi ağır yaptırımlar gerekiyor. Ki çünkü önlenmesi için. Önlenmesi için. Çünkü herkes ateş ediyor. Böyle almışlar Rambo gibi. Herkes Vietnamlı askerleri tarıyorlar. Bu böyle bir model dünyada yok. Ya var bizde ama. Bizde var. Yok abi yönetici dediğin gider locasında maçını izler. Konuşmaz. O kulübün bir temsilcisi konuşur. O kadar. Sonra işte federasyon yayıncı kuruluştan aldığı ve kulüplere dağıttığı bütün parayı zaten cezalar keserek kulüplerden tekrar geri alıyor. Düşün Galatasaray tribünde veya Fener tribünde belli bir blok küfür ediyor. Bunun bedelini kulüp ödüyor. Ceza kesiliyor. Bu cezalar alt alta toplandığında muazzam bir para tutuyor. Doğru. Federasyonun böyle bir yetkisi olmaması lazım. Yani küfür et. Ya kardeşim Dursun Özbek mi? Ali Koç mu küfür ettiriyor? Hasan Arat mı? Ertuğrul Doğan mı küfür ettiriyor? Bu ceza yönetmeliğinin komple değişmesi gerekiyor. Çok şeyin değişmesi lazım. Çok sağlıklı bir iş yapmaları için bütün bu sayılanları ve anlayan insanların gelip, bilen insanların bu işleri orada öğrenmeyecek gelip bununki gibi. Bu hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Bak, hiçbir gün çıkıp cevap verebildi mi? Hiçbir laf etti mi? Ondan sonra çıktı, 10 günde bir çıkıp ben konuşacağım dedi. Hep yalan. Selim abi çok güzel söylüyor. Şunu söyleyeyim. Suudi Arabistan'da iki ülke birbirine giriyordu. Kıyametler koptu ya. Türkiye'de. Arap-Türk diye ayrım oldu. Başladı. Zaten bunun sancısı var ülkemizde. Bir sürü politik. Tabii. Döndük. Ali Koç çıktı konuştu. Dursun Bey konuşmadı. Tabii. İkisine de gerek yok. Kimin konuşması lazım? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin konuşması lazım. Konuşamaz şimdi ki. Ben de Mehmet Büyükekşi'ye şunu sesleneyim abi. Konuşamaz. Doğru söylüyorsun. Tabii. Hatalı o çünkü. Sen Antep, Yavur Dağları, Nur Dağları. Biz hemşeriyiz onunla, Osmaniye. O dağlardan hep kamyon düşerdi aşağıya, uçardı. Böyle Nur Dağları'na geçip biz Antep'e gideriz. Biz onunla hemşeriyiz. Biz de Osmaniye'yiz. Geçişleri bizden olur. Şimdi yol vereceğiz. Şimdi olay ne? Sen o zaman seçim kararı aldın değil mi? Ne dedin? 18 Temmuz seçim yapacağız. Niye seçim kararı aldın? Madem iyi yönetiyorsun federasyonu. Bodrum meydan demek için. Madem herkes mutlu Serhat. Sen niye seçim herkes kararı? Herkes mutlu mu? Ay, seçim kararı niye aldın onu? Herkes Mehmet mutsuz olduğu için. Ay, kendi şimdi diyor ki ben seçim kararı aldım. Seçim kararını niye aldın? Demek ki Türkiye kan ağlıyor aldın. Bir. İki. Seçime gireceksin değil mi? Neyi deniyorsun? Bu karar defterinde aday yok. O yüzden şu anda nasıl 18 yok? Temmuz'da seçim yapmama ihtimali var. Yani bunu söyledi. Ama bunu karar defterine yazdırmadıkları için Futbol Federasyonu şunu diyebilir. Avrupa Futbol Şampiyonası'na gruptan çıktık. Tamam. Fena da gitmiyoruz. Ben seçimli olağanüstü genel kurul kararını iptal ettim diyebilir. Yapmıyorum da diyebilir. Sadece bunu mali genel kurula çevirebilir. Böyle bir yetkisi var. Hakkı var mı Selim abi bir şey? Öyle bir şey hakkı olabilir mi? He? Bilir mi? Ay sana sor. Şeyi sor. Bu dakika itibariyle Türk ya bu delegeleri toplayıp da öyle aşağılayacaklar. Ne oldu delegeler ya? He? Ne oldu delegeler? Onlarla verdikleri imzayla kaldı. 120 tane falan, 120 verdi. Tane delege var. Verdikleri imzaları geri çektiriyorlar şimdi bak, ama. Bir tane yönetim kurulu üyesi, Ali Koç çıktı dedi ki açıklama yaptı. Dedi ki Sayın Ali Koç, bir yönetim kurulu üyesi dedi, Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi dedi, alt liglerden dedi şahıslara da mesaj yazdı dedi. Doğru mu? Doğru. Kulüp başkanlarına. Doğru. Yanlışsa düzelt dedi. Doğru. Şimdi ben bir şey daha onun üstüne iddia ediyorum. Başkan Ali Koç'a söylüyorum. İstiyorsa beni ara, istemiyorsa ara. Ama ben burada isim vermeyeceğim gene. Şey diyor ya Gökmen abi hep ver diye. İsim vermemin sebebi davalık olmama. Verme. Yani 30-40 tane mahkemem oldu. Yoruldum artık. Şimdi Serhat'ın da öyle. Belki 20-25 tane onun var. Şimdi ha yoruluyoruz abi artık. Olay şu. Yönetim kurulundan bir yönetici ikinci ligden 4 tane kulüp başkanını arıyor.
Bak şu anda. Ben size yardımcı olacağım diye. Abi aynen. Ben size yardımcı olacağım. Oylarınızı direkt seçim yapacağız. Gideceğiz. Mehmet Büyükekşi seçime girecek. Oylarınızı buna verin. Onun adına konuşuyorlar şimdi. Büyükekşi'nin adına. Evet. Konuşuyor Selim abi. O çünkü yönlendirdi. O yönlendirdi. O arayan isim de başkan da beni aradı. Dünya küçük mü? Delikanlı adam olmaz mı bu dünyada? Olur. He? Olur. O kulübün başkanı da beni aradı. Serhat da tanıyor, onu söylemem. Sonra neyse, çok iyi tanıyor. Serhat'a selam söyledi. Evet. Bak o şimdi düşünüyor. Yok ben buldum onu. Neyse yok söyle, sakın olmaz. Beni dur aman gene davalık olmayayım. Onun üzerine de diyor ki ya başkan diyor. O da başkan, önemli bir isim yönetim kurulunda. Ya diyor bana kadar düştünüz mü diyor. Ya anla yani bak, anla. Siz diyor bana kadar düştünüz mü ya diyor. Ben ikincilik kulübüyüm diyor. İki tane oyu var herhalde ikinci kulübün. Neyse ya da üç tane. Şunları da söylüyor. Dört tane kulübe telefon açıyorlar abi. Açtırtıyor. Açtırtıyor abi. Tabii tabii. Mehmet Büyükekşi. Ben dedim ki Mehmet Büyükekşi çık arkadaş aslan gibi. Ben adayım. Diyemez. Ben Türk futbolunu iyi yönettim. İyi mi? İyi mi yönettin? Ya, nasıl aday olacaksın? İyi yönettim. Çık da aday anlat. Vallahi örnek olması gereken büyük kulüplerimizin yönetim kurulu, başkanları, yönetim kurulları kulüpler birliğinde birbirlerini yiyerek anladın mı? Her türlü bu takımlara zarar verdiler. Sisteme zarar verdiler. Mehmet Büyükekşi. Ya kardeşim bir birlik, beraberlik içinde oldun da gönderin adamı ya. Gönderin abi yani. Ah. Spor Bakanı da var. Sen doğru söylüyorsun. Anladın mı? Yani olacak iş değil. Sen orada onları ya sinir olduğum şey ne biliyor musun? Yok bak. Ya birbirlerine bir bıçak çekmedikleri kaldı yani anladın mı? Ya da silahlı atışmalar yapmadılar aman abi. Aman Allah korusun. Ama Allah buna Allah rağmen korusun. Buna rağmen abi geliyorlar her türlü rezalet var. Medya önünde her türlü hakaret var ne bileyim işte ağzımdan şey çıkacak yine dünkü gibi. Anladın çıkmasın. Mı? Öyle bir hale getirdiler ki işi. Bak şimdi. Ya toplanıyorlar bakıyorsun. Ya herkes gülüyor, ediyor. Abi, bütün abi, başkanlar. E sonrası çıkarken yine kavga. Ertesi gün mahkemeler yine. Şimdi bak sana, nasıl iş bu ya? Nasıl bir mantık bu ya? Sana ben bir şey söyleyeceğim. Koskoca adamlar, varlıklı adamlar ulan ne istiyorsunuz yok, ki yani? Yok sen varlığı yeter be. Bak, normal devlet yeter memuru, be. Normal memur, normal bir esnaf. İnan bana o varlıklı adamların birçoğundan daha iyidir. Çünkü karakter, onur, şeref vardır insanda. İnsanı insan yapan bir de vicdandır. Tabii. Şimdi bunları koydun mu? Hiç zenginlikle bunu fakirlikle ilgisi yok. Adamlık adamlıktır. Bir fakir vardır, 100 tane zengini bedeldir. Şimdi şunu demek istiyorum neticede. Doğru söylediğin için. Burada kulüpler. Fenerbahçe şikayet ediyor. Ne diyor? Beni diyor hakem bitiriyor, öldü, yıktı beni, gebertti diyor. Ben diyor maçı diyor işte Galatasaray'a benden alıyor, Galatasaray'a veriyor diyor. Kusura bakma kabaca konuşuyor. Galatasaray çıkıyor ne diyor? Vay bu hakemi de diyor bunlar yaptı diyor. Ben böyle federasyonun diyor. Şunu yapacağım, bunu yapacağım diyor. Diyor. Beşiktaş diyor ki ben diyor bu federasyona cephe aldım diyor, yokum diyor. Hepsi bir noktada geldiği zaman bak hepsi bu söylenenler unutuluyor. İşte Türk halkın aklıyla alay ediyor, alay dalga ediyor. Geçiyor. Aynen abi, dalga geçiyor. Sıkıntı bu. Ya. Ama dalga insanlarla da, bak Türk halkıyla dalga geçemezsin. Türk halkı durur çok sabırlıdır, sonunda hesap sorar. Doğru. Bak hesap sorar. Bu halk sokakta ben hep geziyorum. Bu halk Türk futbolu adına çok üzülüyorum, bir infial yaşıyoruz. Futbolu sevmiyorum. Futbolu istemiyorum. Seviyoruz. Şöyle insanlar söyleyeyim. Halk çok seviyor futbolu. Hayır öyle şeyde bu çok yönetimlerden. Bunlardan dolayı. Bravo Selim abi. Bunlardan dolayı. Ben çocuğumu futbolcu yapmayacağım. Ben çocuğumu futbola götürmeyeceğim. Ben maça gitmeyeceğim. Ben forma almayacağım. Ben bayrak almayacağım. Ben koltuk almayacağım. Loca almayacağım. Diyorlar. Doğru. Çok üzücü bir noktadayız. Doğru. Abi nasıl bir nefret ya? Nasıl bir nefret? Karşılıklı konuşurken ederken olacak şey değil ya. Olacak bu arada şey Futbol değil. Federasyonu bugün Ankara Spor yeni Nazilli maçıyla ilgili bir soruşturma başlattığını söyledi. Ve Nazilli Kulübü Başkanı Şahin Kaya'dan da enteresan bir açıklama geldi. Bizim şike yapacak hiçbir paramız yok dedi. Maç 0-0 bitti. Bu beraberlikte Nazilli Belediye kümede kalmayı garantiledi. Ankara Spor'da zaten bir iddiası yoktu ligde. Orta sıralarda yer alan bir takım. Onlar da aldıkları bu puanla yükselme playoff grubuna kalmayı garantilediler. Ve Futbol Federasyonu
bir takım ihbarlar almış ki bu maçla ilgili iki takımıyla hakkında soruşturma başlattı. Bakalım Şahin Kaya, Nazilli Belediye Kulüp Başkanı Şahin Kaya ne söylemiş? Hazırsa hemen onu verelim lütfen. Ondan sonra şeyi sormadan. Dinleyelim bir dakika. Şeyi sor, Özbek paylaşımı hocam. Yok. İnceleme başlatıldığına dair. Bize gelen de herhangi bir şey de yok. Şimdi bu futbolun olağan akışında olan şeyler. Bunu daha önce 2001-2002 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Sturm Graz maçında da yapıldı bu. Yani bir puanın yettiği yerde iki takımın da riske girmemesi, top çevirmesi çok normal. Şöyle de bir durum var. Şimdi Zonguldak Spor yönetimi, başkanı kendi beceriksizliklerini bizim şike yaptığımıza dair yani iddia ortaya atıyor. Arkadaşlar çok net, biz 2 milyon 300 bin lira para için 3 puanımızı sildirdik. Zonguldak Spor da 800 bin lira için 3 puanını sildirdi. Yani onların 3 puanı silinmeseydi bugün ligde kalacaklardı. Kendi başarısızlıklarını örtmek için bizim Ankara Spor'la şike yaptığımız söyleniyor. Biz bunu kesinlikle katılmıyoruz, kınıyoruz da. Bizim kimseyle bir şike pazarlığımız söz konusu olamaz. Bizim zaten şike yapacak bir paramız da yok. Yani bunu bütün kamuoyu da biliyor. Biz çok cüzi miktarlara takımı yöneten, takım kurmuş bir yönetimiz. O yüzden bu algılara kimsenin zaten itibar edeceğini düşünmüyorum. Yaklaşık 4 haftadır sürekli bizim oynadığımız takımlara, işte Zonguldak Spor'un maç yaptığı takımlara teşvik primleri gittiğini, hakemlere para verildiğini, ki Karacabey maçında bütün kamuoyu da görmüştür. Bildiğiniz doğrandık. Biz de orada çıkıp işte Zonguldak Başkanı ya da Zonguldak yönetimi şike yapıyor, teşvik gönderiyor, biz bu yüzden puan kaybediyoruz diye isyan edebilirdik. Ama biz hiçbir bahaneye sığınmadık. Zonguldakların yaptığı gibi. Sonuçta direkt rakipleri Serik Belediye'ydi. Serik Belediye maçını yenselerdi zaten hiç problem kalmayacaktı. Ben yine söylüyorum arkadaşlar, bu olay Zonguldak Spor Başkanı ve yönetiminin başarısızlığıdır. Evet, böyle de bir durumla karşı karşıya Futbol Federasyonu'nda 0-0 biten Ankara Spor'un playoff'ları garantilediği, Nazilli'nin kümede kalmayı garantilediği maçla ilgili bir açıklama yaptı. Bizim şikeye verecek hiçbir paramız yok dedi. Maçın 19 dakikasında da Serhat Aslan'ın çapraz bağları kopmuş bu maçla ilgili. Şimdi tabii ki kulüplerin durumu çok kötü. Çünkü devlete olan bir takım borçları var. İşte kamu borçları var, vergileri var, oyuncuların stopajları var. Bundan dolayı da birçok kulüp iki gömleği yani bir araya gelmiyor. İki yakası bir araya gelmiyor. Her yerinden, nereden çekersen orada elinden kalıyor. Bu durum çok işler acısı bir durum. Mesela Futbol Federasyonu'nun yeni gelecek olan kişinin her kulübün en azından yayın geliri olarak alacağı parayı belli miktarını bloke edip oyuncusu kaçan, işte ondan sonra UEFA'ya şikayet etme durumuyla karşı karşıya olan kişinin yani bir havuz yapması lazım ve bu havuza oyuncuların bütün alacakları parayı bloke etmesi lazım. Mesela İngiltere'de bu böyle. İngiltere'de hiçbir oyuncunun parasını alamadığı için işte Futbol Federasyonu'na şikayet ettiği veya o takımın puanı silindi diye bir şey yok. Sadece orada UEFA'nın verdiği zaman zaman usulsüz transferden dolayı, oyuncunun aklını karıştırmaktan dolayı bir takım cezalara çarptırılıyor. Futbol Federasyonu acilen bu konulara el atması gerekiyor. Yeni olacak, gelecek olan kişi. Ya bu kaç sene oldu bu Digiturk? Kaç sene oldu? 10 sene oldu mu? Digiturk mu? Fazla abi. Bein Sports. Daha mı fazla? 2000'den beri ya. 24 yıl 24. oldu. 24 yıl. 24 yıl. İlk başladığında ne kadardı? İhale 500 milyon dolardı. Yok, o sonradan oldu. Sonra. Yani 2008'lerde o rakama geldi. 500 milyon. 65 milyon dolarla başlamıştı. Abicim 500 milyon dolara ihale tekrar alındı ya, o zaman ihale 2008'lerde oldu işte. Ya da yani, 2012'de oldu o. Yani oldu. 500 evet, milyon oldu. Dolar abi. Bugün itibariyle 80 milyon dolarmış abi. Aradaki farka bak yani.
Anladın mı? Yani bu şimdi bu 500 milyon dolar olsa, anladın mı? Kulüpler belki de alacaklar, transferler falan yapacaklar. Kaliteli bir lig oluşacak. Herkes de gidecek, kayıt olacak, rekabet olacak. Yani o kadar hepsi birbirine bağlı abi. Yerli oyuncular dahil oyunculara euro veya dolarla ödeme yaptığı için, Türkiye'de de dolar ve euro sürekli yükselen bir trend olduğu için doğal olarak borcun katlanıyor. Yoksa senin aldığın gelir azalmıyor. Yani şöyle azalıyor, yayıncı kuruluş paranın yarısını dolar olarak ödüyor, yarısını da çok düşük bir kurdan sabitleyerek TL olarak ödüyor. Senin TL'n yerinde saymayıp aşağı doğru gidip döviz arttığı için de doğal olarak senin gelirin düşmüş oluyor. Yani o günün 500 milyon dolarında belki dolar 1 liraydı yine. Yani 1 lira 1 dolardı. 500 milyon lira. O kadar lira, da değil baba, yapma. O kadar da tabii. Ne 1 lira ya? Ne 1 lirası ya baba? Abi 2015 yılında dolar 3 liraydı. Çok geri gitme. Evet. 2015 yılında dolar 3 liraydı. Ben size değerli bugün dolar 33 lira. Süreye bak. 8 yıl olmuş. 9. yıla girdik. Yani sen bununla dediği gibi Serhat, bununla bak, bununla baş edemezsin. Zaten kulüpte kötü yönetiliyor kulüpler. Art niyetli insanlar var. Bu kulüpler soyuluyor zaten. Şimdi sen Icardi'ye de TL verirsen adam niye buraya gelsin? Niye gelsin? Aa, o diyecek ki TL sürekli değer kaybediyor. Ben niye TL ile anlaşma yapacağım? Beni Euro diyecek sana. Hiçbiri gelmez. Şimdi Selim abi diyor ki. Selim abi ya Kerem Aktürkoğlu'nu Barış Alper oynatamazsın TL'ye karşılığında. Bak hocam, zaten şimdi kulüpler hepsi şimdi dolar yahut da euro üstünden hesap ediyorlar. Ne olacak? Ne olacak abi? Ama geliri öyle değil. Geliri TL üzerinden. TL üzerinden. Bak bir şey söyleyeceğim. Türkiye'deki kulüplerin hepsi batmış. Yani ne konuşuyorsun bir be? Bu gerçeği halka anlatmak lazım. Bir Fenerbahçe kulübü bir Fenerbahçe kulübü hariç diyorum. Hepsi batmış. Ama onda borcu var. Onda borcu var. Ben bunları söylediğim zaman olur mu arkadaş? Peki Ali Koç olmasaydı aynı şeyi konuşacak mıydın abi? Konuşamazdım. He? Konuşamazdım. Evet. Yani şunu da söyleyelim. Ali Koç ben gidiyorum kardeşim dönmemek üzere dediği anda Fenerbahçe'nin durumu da bence biraz tufan. Ben bunları hep söyledim. Yani halen de Ali Bey kalkıp da belki verdiği parayı geri almayacak ama tamam. Şu anda Fenerbahçe'nin de ciddi borcu var. Abi, hani tabii. Kendi şirketleriyle bunu 10 tane 20 tane sponsorlukta bunu Fenerbahçe kulübüne hibe ediyor ama o gittiği zaman nasıl gelecek olan kişi nasıl baş edecek? Şu anda Fenerbahçe kulübünün yaklaşık 8,5 milyar lira borcu var. En az TL bazında söylüyorsun. Efendim? TL bazında o kadar. TL bazında evet 8,5 milyar lira borcu var. Paraya bak ya. Olur mu? Bir ay önce 12 küsürdü ya. Yok. Yani o artı Fenerbahçe çıkabilir. Kulübünde bir gün, bir tek gün şaşmaz ödemeler. Bir tek gün. Tıkır tıkır. Hepsi. Ben bir şey söyleyeceğim Dursun Bey için. Lütfen. Tamam mı? Hani konuştuk ya Dursun Özbek için. Şöyle söyleyeyim. Dursun Özbek'in çok büyük bir projesi vardı. Flore projesi. Anladın, çok büyük burada. Buradan da tam 1 milyon 200 bin euro filan bekliyormuş. 1 milyar. 1 milyar tamam mı? Bekliyormuş. Ama Özbek hasılat paylaşımı ile bu işi halletmek istiyormuş. Yani 1 milyar 200 milyon değil de 600 milyona falan bu işi halletmiş mi? Halledecek mi? Halledecek mi gibi bir dönemde dönüyor. Evet. Yani bu çeki kırdırmak gibi bir şey senin anlattın. Yani bak. Değeri 1 milyar 250 ama şu anda siz bana 600 verirseniz ben razı olurum. Razı olurum gibi. Bunu da hepsi camianın hepsi bildiği halde susuyormuş. Ama diyorlar. Ligler bittikten sonra çok büyük bir kıyamet kopacak diyorlar. Neden bunu ben söylüyorum biliyor musun? Tahmin ediyorum. Erdem Timur söyledi bunu onun suratına söyledi. Tahmin ediyorum. Enteresan bir haber. Bak. Çünkü orayı
bu şartlarla başlattı. Bu şartlarla götürüyordu. Baktık yürüyor, gitmiyor o iş. Anlat dediğin gibi ödemeler var ya senin. Evet. Ödemeler de aklıma geldi şimdi birdenbire, anladın mı? Bu olay da doğru. Doğrudur tabii abi. Sen ne yaptın? %100 doğru. Abi bu kulüpler bitti. Bak. Bir çok ödemeleri var. Bak, çok ödemeleri var. Ve hele şampiyon çıkarlarsa bu sene o tabii daha artacak ödeme. Herhalde tabii. Yeni kadroda kuracağız. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde nasıl kadro daha, bu sene başarısız oldun. Daha iddialı bir kadro kurman için. Kurman şimdi, lazım. Nelson'u ikna etmek istiyorlar. Nelson'un rakamını iyileştirmeleri gerekiyor. Mertens'e bir yıl daha devam edecekler. Hakim Ziyech'in Suudi Arabistan'la anlaştığı söyleniyor. Zaha'yı göndermek isteyecekler. Tete'yi göndermek isteyecekler. Mutlaka bu adamların yerine adam alacaklar. Kim alacak bunları? Efendim? Kim alacak? Şimdi Abdülkerim gitmek istiyor İngiltere'ye. Yani gitmek isteyen de var. Tabii. Gelmek isteyen de bir dünya adam olacak. Doğal olarak tabii ki Galatasaray'ın çok ciddi para ihtiyacı olacak ama yeni sezonla ilgili kombine satışları başladığı için de kurtarır bir mı? Yandan da sıcak para gelecek. Ama ne kadar gelir? Nereye kurtarır? Nereye kurtarır? Nereye? Bak abi, bu UEFA ve FIFA bize gelir. Der ki merhaba. Çarşıya gider şeye de, bizim Beşiktaş çarşıya, orada balıkçıda oturur, bir gelin der görüşür. Oradan Kadıköy'e gider. Kadıköy'ün neresi meşhur mesela? Orada oturur. Bir restoranda. Siz de gelin bakayım da oraya çağırır. Ardından Galatasaray. Galatasaray tam yeri neresi Gökmen abi, ben çok bilmiyorum. Beyoğlu diye. Bütün... Beyoğlu yani. Ya Beyoğlu'na, esas Beyoğlu. Tünelin orası. Evet. Oraya gelir UEFA FIFA'yı. Orada otururlar. İşte Trabzon'a bir grup geçer oradan neyse uçakla falan filan derken bizim bütün takımlarımıza kilidi vururlar. Sonra bizim takımlarımızı kim alır? İşte Rus Alexander gelir. Allah İşte Çinli Çan Çin Çin Çon Çon gelir. Allah korusun. Ondan sonra ben kulüplerin el değiştirmesi ve satılmasını bak, doğru buluyorum. Abi gidişat. Global bir dünyada yaşıyoruz abi. Gidişat bu. Yani İngiltere'yi, Fransız kulüplerini eğer yabancı sermaye alıyorsa niye Türk takımlarını almasın? Manchester United şavrilenin değil mi abi? Yok şey Arap Amerika, ya kim Arap ya sonuçta. Yani. Arap sermayesi var işte. Tabii sana da Arap sermayesi Arap geçecek. Arap mı Amerikan mı? Bak şey uğraşıyor Göksel Gümüş'te 6 yıldır Katarlılara satmak için Başakşehir'i bir türlü satamadı. Satsa belki de çekip gidip çıkacak gidecek. Yok abi, abi o da satmak Türk için adam kimse para vermez. Ki, seyircisi var mı yok mu? Hayır, Galatasaray Fener Beşiktaş çıksa havada karada gider. Hikaye vermez abi. Verir abi. Verir. Abi çok ya, şimdi 3 büyük kulüp öyle para ister ki 100 küsürlerle kulüpler ya. Sana bir şey anlatayım. Milyonlarca taraftarı olan kulüp bak, ya. Abramovich yatıyla Bodrum'a gelir. Boş ver abi hikaye. Neyi boş ver? Evet, hikaye de gerçek abi. Anlat abicim, anlat. Ya, abi anlamıyorsun. Evet. Canlı oluyor. Anlat. Zaten geliyor hep her yıl. Yani. Ya anlatayım, hikayeyle anlatayım böyle daha hoş olmuyor tamam, mu? Ya, yatıyla gelir evet. Yatıyla gelir orada oturur. Sonra çuvalları... Kareye indirir. Kareye indirir. O da bizim Beşiktaş başkanımız, yönetim kurulu üyeleri önünde olmak üzere. Herkes biat eder. Herkes biat eder. Verir canlı ona şeyleri, dolarları, hepsini. Kamyonlar gelir, tırlar, artık ne kadarsa. Verir gider. Ya ben size Abramovich Beşiktaş'a teklifte bulunuyor. Gerçek söylüyorum bak. Bu Rusya-Ukrayna savaşı çıkıyor ya, krizi çıkınca. Abramovich de diyor ki, ben diyor Türkiye'den bir takım almak istiyorum. Ve... Bana da yatkın, bana da uygun, en iyi takım diyor ya adam, Chelsea'nin sahibi abi. Beşiktaş diyor. Bodrum'a geliyor. Hakikaten geliyor ama sen de diyorsun ya. Evet. Ve Bodrum'da görüşmeler oluyor Beşiktaş'la. Fakat netice olarak... Hasan Bey'le. Ya işte sen de o Hasan Bey'le. Hasan Bey yok o zaman yönetimde. Ha. Ahmet Nur Çebi var ama Ahmet Nur Çebi gitmiyor. O şey çok geliyor, Kaplan Kaya. Kaplan Kaya bak, bravo. Bak yeri bilebiliyor abi, biliyorum. Takip ediyor çünkü. Hep orada yani. Heh. Kaplan Abramovich. Hikaye orada yaşıyor Abramovich. Abramovich başkanla görüşme. Yani Ahmet Nur Çebi'yle falan görüşme yok. Orada Hasan Bey'in bir yazlığı var. Tamam. Kaplan Kaya'da. Tamam, oraya geliyor. Oraya geliyor. Oraya görüşüyorlar. Geliyor. Görüşüyorlar. Diyorlar ki yani biz hani Türk kongrelerimiz var. Milyonluk taraftarız. Yani biz bunu şu anda başaramayız. Ama ben şuna inanıyorum. Son 1-2 yıl, 3 yıl içinde mutlaka bu kulüplerden biri satılır. Bana insanlar kızabilir. Sizler de efsanesiniz. Niye kızsın ya? Efsanesiniz. Niye kızsın? Beşiktaş'ı bilmem de Fener Galatasaray'ı kimse alamaz abi. Bırak hikaye. Beşiktaş'ı alıyor da Fener Galatasaray'ı niye alamıyor? Ne fark var ya mesela? Ne fark var? Ya dibe vurmuş. Sen de borcu. Hayır hayır. Ya ne güzel dibe vurmuş. Camialar. Camialar. Camialar yani, buna müsaade etmez. Müsaade peki, etmiyor. Sinirlenme. Beşiktaş'ı da katıyorum yani. Abi, üç büyük kulübü. Üç büyük kulübü. Dursun Bey'le Erdem Bey'e geldi Abramovich. Gel dedi kardeşim. Evet. Senin dedi bu kulübün kaç tane borcu var? 8,5 milyar diyor şey Serhat. TL diyor. Tamam mı? Al sana 8,5 milyar dedi. Tamam mı?
Sana dedi ki biz 8.30'da benden hediye olsun dedi, verdi sana. Yönetim kur, şirket benim dedi. Şirketi de Erdem Timur alırım dedi yönetici olarak Galatasaray'ın. Bir kişi iki kişi de temsilini alırım dedi. Hisse aldı. Ya da %80'ini aldı. Selim abi ne diyor? Hisseleri Ali Koç diyor. Kızdırmayın dedi. Alır. Galatasaray'ın hisselerini alır dedi. Kızdırmayın Abramovic. Hikaye Fenerbahçe'ye de Galatasaray'ı alamaz. Neyse. Ya ne Allah Allah. Hayır. Abramovic şimdi ya da hisseleri aldı. Abicim devam et. Alamaz mı? Alamaz. Nasıl alamaz? Satmazlar. Satmazlar babacığım. Abi, boş ver sen hikaye. Abi bak bu kapı, bu kulüpler kapanacağına satarsın. Yakında sen şimdi divan üyesin. Evet. Selim abi dedi. Ne olacağını hiç kimse bilmez. Bilemez. Hiç kimse bilemez. Bilemez. İnşallah olmaz böyle şeyler ama yani. Fener'in Galatasaray başına öyle şeyler gelmez. Diğerlerini bilmem abicim. Diğerlerini hiç bilmem. Hiç kimsenin başına gelmesin canım, bakmasın. Ya gelmesin ayrı konu da yani ben bugün itibariyle baktığınızda zaman aşağıdakiler abi, biz bunu sürünüyor bugün... Ama benim dediğim işim şey 18 takım sen. Sürünüyor aşağıda ya. Şu işimi onlar daha sorduruyor. Araştıracağım yani. Onlar yani daha da kötü. Şu kalan maçlara da bakalım. Bir de arada böyle biraz da eğlenelim. Şu sosyal medyadaki Galatasaray paylaşımları var. Bir tane Icardi'nin var ama eşiyle beraber o biraz çok pornografik olmuş. O yüzden onu vermeyelim. Hiç verme. Vermeyelim. Yani. O sıkıntı yaşamayalım. Ama diğer bazı oyuncuların işte güzel görüntüleri var. Ona bir bakalım. Bir sosyal medya paylaşımlarıyla devam edelim. Ondan sonra kalan maçlara yönelim. Evet. Canda. Kedisi. Kedisi mi? Köpeği mi? Kedi gibi geldi bana. Evet. Bu Barış Alper kendine göre bir tarz yapmış. Son haftaların, son ayların Abdülkerim Bardakçı'nın boks antrenmanı. Bu tabii kor bölgesi, kalça, ayaklar için boks, kickboksu çok öneriyorlar. Özellikle boksu. Performans arttırıcı bir spor olarak. Torreira sıradan böyle bir görüntü paylaşmış. Maçtaki görüntülerden. Ve Kapalı Çarşı muhtemelen burası. Tarihi bir yer. Zaha'nın kuaför koltuğundaki görüntüsü. Saçların rengi değişmiş. Sarı kırmızı mı yapmış Gökmen abi? Sanki. Gibi evet. Evet bu sene Selim abi ne diyorsun? Zaha büyük bir hayal kırıklığı oldu değil mi? Öyle oldu. Öyle oldu. Evet İsmail Yüksek'te arayan soran herkese çok teşekkürler. Burada tabii Fenerbahçe doktorlarına bir ağır suçlama var. Oyuna devam etmesi yönünde ayak bileğinde büyük sıkıntı yaşayan sezonu kapattı. Hatta Avrupa Şampiyonası'nda da oynamayacağı konuşuluyor İsmail Yüksek'in. Çok üzüldüm. Doktorların ısrarla bir dene biraz daha oyuna devam et şeklindeki olayına doktorlarla ama bu da hedef tahtasında. Ya sakatlandığı an yani o şekilde yani bilmiyorum ki ben kötü dikkatle inceledim ettim. Buna rağmen yani öyle de bir çocuk da değil yani yere atsın da kendini yani. Falan. Yapmaz. Anladın mı? Yani, dedim ya ciddi kötü, herhalde. Kötü düştü Gökmen abi. Evet, ayak bileğinde ciddi ya. Yırtıklar var bağlarda. İyi de oynuyordu çocuk. He? Çok iyi de oynuyordu. Abi mini takım için de çok önemli. Tabii doğru söylüyor. İyi de oynuyordu Allah'a var. Yani oradaki 3-0'dan 3-2'ye gelen Olympiakos maçının önemli isimlerinden de. Olympiakos maçı bizi bozdu. Fener'i. Bozdu. Evet İrfan Can Kahveci ailesiyle. Aferin şu İrfan Can'a. Şu anda sözleşmesini uzatmaya çalışıyor Fener yönetimi. Çok iyi oyun. Yani Fener'in şu anda en yükselen değeri. Esas şeyi müthiş. Bulmak lazım. İrfan Can'ı müthiş. Ali Koç transfer etti. Evet. O zaman Fatih Terim alıyordu. Geçen gün bunu düşündüm. Hani konu sohbet ediyoruz ona da bakalım da. İrfan Can için dediler işte olmadı. İyi ki verdik. Fenerbahçe'ye Fenerbahçe aldı ama bunun şeyini görecek. Yani kazıkladık gibi falan bir şeyler vardı o zaman o dönemde. Çok. Abi büyük para verdi ama. 14 milyon. Helal olsun. Aldığı para da helal 11 olsun. 11 milyon euro demişti Aziz Yıldırım. Yalan söylemeyin. 11 milyon. Sakın beni yalanlamaya kalkmayın. Foyanızı ortaya koyarım demişti. 11 milyon euro. Evet. 4,5 milyon Galatasaray'ın verdiği bir adama siz 11 milyon euro verdiniz diye Ali Koç'a gider yapmıştı Aziz Yıldırım. Değil mi? Böyle bir şey var. Evet. Bak o zaman hatta bu var. Hatta bulabilirler hemen o vallahi bu şey Aziz Yıldırım'ın hemen o şeyden
Kürsüden yaptığı o konuşma var. Konuşma. Sakın ya, beni yalanlamaya kalkmayın diye. 11 milyon euro para veriyorsun sen o dönem. Büyük para. Çok büyük para. Bak. Ama çok iyi oyuncu. Ama abi oradan krize giriyor çocuk değil mi? Hani bitti işte ne olacak falan filan derken büyük mücadele yaptı. Ama son 2 senedir, çok fayda da hem attırıyor hem atıyor. Gibi oyuncu, o kadar iyi bir oyuncu evet, ki. Evet Selim abi. Hak seyirci bağırdığı zaman onun biliyordu bu oyunlarını. Sen böyle oynayan bir yani şeysin diyorlardı. Oyuncusun diyorlar. Çık oyna arkadaş. Oyna sen maç kazanacak adamsın ya. Veriyor, alıyor, yaptı. Geçiyor, atıyor. Evet. Her şeyi yapıyor abi. Ama o ara abi. Helal olsun. Kabus dolu bir dönemden geçti. Evlendi çok. Sonra. Doğru mu o ara? Yanılmıyorsam. Çok iyi de bir eşi var. Eşi var. Evlendi. Aile hayatı güzel. Fevkalade insan yani. Fevkalade bu var bir ya, ailesi var yani. İrfan kitap yazabilir mi konuyla ilgili? Yazar. Yani çok yazar. İrfan çok linç yedi Türkiye'de. Yazar. Ben sana yani Mesut da geldi buraya Türkiye'ye. Mesut da çok yedi. Ama İrfan'ın yediği gibi hiç kimse yediğini zannetmiyorum o dönem. Yalnız Mesut'u biz tamam mı nasıl yok ettik merak ediyorum. Vallahi yok ettik o herifi. Mesut'un bir tam badici olmuş. Öyle bir öyle topçu bir ki o da. Sosyal o da medya görüntüsü var Allah mı? Allah var yani. Abi, şimdi şu anda Survivor'a hazırlandığı konuşuluyor. Önümüzdeki sezon için Survivor ekibinde yer alacağı konuşuluyor. Ve gece gündüz biraz da tabii ki kas yapıcı vitaminlerle kas kütlesini çok ciddi arttırdığı ama çok ortada. İyi bir narin oyuncuydu adam, kardeşim. O futbolcu adam şu anda tamamen bir kas kütlesi haline geldi. Öyle diyorlar. Bu arada az önceki bizim bu kulüplerin satılır satılmaz diye Göztepe'yi biliyorsun Danimarkalı iş adam bir arkadaşım söylemiş iyi oldu. Ne dedi? Rasmus Ankersen almıştı 2022 yılında. Almış. %70 hissesini. Evet. Göztepe'yi, Göztepe'yi ve Göztepe dün tekrar Süper Lig'e tebrik ederim. Merhaba demiş oldu. Helal olsun. Göz. İzmir için de çok evet. İyi oldu. Göz abi. Göztepe verdi işte. Bak. Aşağıdaki kulüplere verirler ama büyük Altay'da Göztepe abi cami olarak çıktı. Karşıya büyük yani, kulüp yani. Sene kaç sene önce düştü yeni çıkıyor da. Neden? İki biraz para geldi. İki yıl önce. O kadar çok paraya ihtiyacı olup da yukarı hakikaten... Demek ki doğru bir yapılanmayla bak. Şehirler var ki yani. Hayır şunu diyor Serhat şunu demek istiyor. Arkadaş kimse sağ olsun güzel bir şey örnek vermiş bize evet, sağ olsun tabii var çok olsun. Güzel örnek. Şimdi Göztepe'yi aldı. Göztepe sarsıntılıydı. Daha önce bir firma aldı Türk. Geldi yabancı parayı verdi aldı. Gördü ışığı sen gördü. Sen kızıyorsun ama yarın ben diyorum ki... 150 kişi sesini devraldı tamam. Ve şirketi onlar yönetiyorlar. Yönetiyor. Yarın gelip de Erdem Bey'e deseler ki Dursun Bey al kardeşim %70'li Galatasaray'ı bize ver deseler... Bilemem yani vermem de diyemez belki. O günde gelir mi gelmez mi? İngilizce şimdi. Danimarkalı iş adam ama sahibi Sport Republic. Kötü mü oldu? İyi oldu ya. Onlara sana soruyorum. Ben şimdi taraftarım. Ben bu başkanlarla uğraşacağıma yemin ediyorum. Bak, doğru. Bu yönetim kurulayla uğraşacağıma. Bu iğrenç kokuşmuş sistemle uğraşacağıma. Ben kulübe abi gelsin kim varsa vereyim abi. AŞ olsun Chelsea gibi Manchester gibi kim varsa gelsin alsın. Paris Saint Germain gibi. İzmir ha? Deyip geçme. Göztepe. Çok iyi takımlar vardı gelsin onda hatırlayın. Bu taraftar da Altın Ordu, Altay. İzmir Spor. İzmir Spor tabii ya. Çok iyi ya sen bir şey söyleyeceğim. Selim abi yatıyorum kalkıyorum açıyorum gece böyle dörtte Abramovich'i gördüm bir ara rüyamda. Böyle. Ama orada hepsinin tüzük değişikliği yapması gerekiyor. Yapsın abi. Çünkü bunların spor AŞ'leri var. AŞ onlar yapsan... satılabilir. He. Ama hisselerin mesela altın hisse. Mesela Galatasaray Kulübü'nün %66'sı Galatasaray Derneği'ne devrolmuş durumda hissenin sahibi. Tamam. Bunun spor AŞ'ye verilmesi gerekiyor ki adam öyle onu alsın. Onu alsın. Ha, o yüzden de bu kulüpler ayağa kalkmasın diye şeyleri, biz üyeleri bence yanlış bir yol. Önce bu tüzüklerin değişmesi gerekiyor. Abi divan üyeleri zaten Gökmen abi hep kızıyor. Selim abi de zaman zaman kızıyor. Divan üyeleri gidiyor oraya. Bir karar veriyor. Zaten 10 tane 20 tane 30 tane divan üyesi gidiyor mu? Gidiyor. Kulüplerin arkasında böyle bir toplantı var, bir ekip var. Onlar da istemiyor bu kulüpleri bırakmak. Ama bu kulüplerin kurtuluşunda, ya bir şey söyleyeceğim. Ben Beşiktaş'tayım değil mi? Maça gittim. Abramovich şeyde oturuyor Şeref Tribü'nde. Ya aklıma geldi istiyor. Fark etmez kimi söylesin. Şöyle oturuyorum abi. Sahaya bir çıktım abi. Bu oyuncular nereden geldi ya? He? Bunları kim getirdi ya? Oh be. Kulübümün borcun derdi yok. Aldısı yok, verdisi yok. Ben taraftarım abi. Atkımı da bağlarım. Beşiktaş bitti gitti. Bunlarla mı uğraşacağım ya? He? Onun yok şey... Fikret Orman geldi. Niye gitti? Yok onun... Ahmet Nurçebi geldi. Niye gitti? Yok Serdar Bilgili vardı. Niye gitti? Onun için ekonomi çok önemli. Evet abi. Ne olursa olsun.
şu anda bütün dünyanın zaten bir numaralı gündemi ekonomi. Ekonomi. Artan bir, sadece şey. Türkiye'de değil, bütün artan her yerde. Enflasyon rakamları. Her yerde, her yerde. Almış başını gidiyor, her yerde. Evet. Her yerde. Gökmen abi, evet, kalan maçlara da şöyle bakalım. Yorumlarını alayım Galatasaray'dan başlayarak, buyurun. Şimdi yani öyle bir şey, Galatasaray'ı şampiyon ilan ettiler. Ben de yani bak ekranında var orada kalan. Net olarak ben o gün %70 falan dedim. Doğrudur, %70. Ben Galatasaray'a güveniyorum yani oynadığı futbolu. Ve şöyle ya, bu demin de programın başında söyledim ki de Muslera olağanüstü bir performans gösteriyor yani yaşına rağmen. Ya, yani ama ne diyordun Muslera için, hatırlatayım sana. Çok top tutuyor. Geri veriyor, geri yok, veriyor. Yok abi, yok. Bilmem. O ayak ayak. O adam kaç var ya, o adam. Kaç tane gol yedirdi abi şimdi. O öyle... adam var ya, o adam bak. Evet. Her sene, her sene. Evet. Her sene Galatasaray takımında, takımına en çok sahip çıkan insan. En çok sahip çıkıyor, doğrudur. Helal olsun. Ve o tutan mükemmel olduğu için de atanlar da ondan utanıp golleri atıp galip geliyorlar. Hayır yani ben hatırlattım seni söylediğin. Yok yok abi, yok. Gökmen abi evet, bir ara gitmesini istiyordu. Gitsin artık diyordu. Ya şimdi ama neden dolayı? Ondan sonra formunu arttırdı. Neden dolayı abi? Neden dolayı? Çok gol yedirdi abi. O ayağına hükmedemiyor. Çünkü öyle bir şey ki devamlı geri pas. Geri Muslera defans sağ beke atıyor. Sağ bek Muslera'ya atıyor. Muslera öbür tarafa sol beke atıyor. Sen Galatasaray'sın kardeşim, al topu ileri doğru vur git al. Ama öyle olmuyor. Ondan sonra da kapıyorlar abi, geliyor gol oluyor. Gökmen... Tabii Şampiyonlar Ligi'ndeki o Kopenhag maçındaki bir hatasıyla Galatasaray orada kazansaydı ilk maç Kopenhag maçını. Orada fatura Muslera'ya çıkarıldı ve o da tabii ki ayrılmayı ciddi düşünüyordu. Ama böyle kayıplar yani veya böyle hatalar kaleciler, yani, iyi kaleciler yapıyor bunu. Hepsi yapıyor. Şimdi ama burada Muslera'nın da kabahati yok. Yani sıkışan Muslera'ya atıyor. Sıkışan Muslera'ya atıyor kardeşim. Nereye kadar yani, o orta sahadaki tekniği mükemmel, ayağı mükemmel oyuncu şeydi ki o. Kalecinin elleri güzel onun. Elleri o, ama şimdi kalecinin ayakları da ama güzel. Ama tamam da abi, kaç tane gol yedirdi abi o abi, dönemde de. Galatasaray'da Gökmen abicim. Türk futbolunda bir numaraya Semih yazarım. Semih'i bu dönem için, şu dönem için müthiş çıktı. Yanına da Barış Alper'i yazın. Bak Barış Alper bir oyuncu mi? Bu kadar katar mı üstüne Serhat ya? Yani bu çocuk nereden geldi buraya? Kaç maç oynadı bilmiyorum. Herhalde bir 40-50 maç. Oynamıştı. Oynadı Kerem, abi. Bak, ve bu adam. Kerem Demirbay da olağanüstü bir sol bak, ayak falan abi, var. O da çok iyi. Bak Gökmen abi bu, o da bu çok çocuk iyi. Solda oynadı. Yanlış mı? Sağda oynadı. Sol bek, sağ bek. Oynadı. Burada oynadı. Abi en büyük şansı ne bunların biliyor musun? Her yerde oynadı ya. Bak en büyük şansı ne? Tek geçerim onu yani. Şöyle söyleyeyim. Hem Barış'ın hem de Kerem'in, tamam mı? Ortadaki santrafor var ya. Icardi diyorsun. Icardi. Etrafındakileri top oynatmaktan çok zevk alan bir adam. Veriyor alıyor, onu oyuna sokuyor. Durduğu yerde durmuyor adam. Gidiyor topa. Hareketli evet. Alıyor bırakıyor adama. Etrafında onun hangi futbolcu oynarsa oynasın mutlak üstüne koya koya oynayan bir adam. Abi bu kim Barış, ne derse desin. Bu Barış, 51 maça çıkmış. Bak buyur abi. Düşün. Vay vay vay. Süper Lig'de 51 bu maça. Bu sene evet. 51 maça çıkmış ya. Bu. Abi Kerem kaç maça çıkmış? Onu da söyleyeyim. O da çok iyi. 33 lig. 3 tane Türkiye Kupası, 34. 1 tane Süper Kupa, 35. 2 tane Avrupa Kerem Ligi. Kerem Aktürkoğlu. 36, hayır, 37 diyor. Ben şeyden, Barış Alper'den bahsediyorum. Ha, Barış Alper'den. Barış toplam 51. 51 tane maç, 6 gol, 8 asist. Bak 6 da gol atmış, 8 de asist ya. Öbürü 3140 dakika süre almış. Not al, 3140. Bir dakika, 3140 dakikada süre almış. Evet. Öbür Kerem'e baksana. Kerem'i de söyleyeyim. Vay vay vay, şuraya bak. Kerem de 50 maça çıkmış, 15 gol, 7 asist. Bak. 3631 dakika. Abi Kerem, bir şey söyleyeyim size ben. Vallahi doğru, o da çok. Bak size bir şey söyleyeyim. Türkiye'de yarın daha büyüyecek adam Kerem. Kerem Demirbay diyorsun. Neden Kerem toplar? Kerem evet. Demirbay mı? Kerem Aktürkoğlu'ndan bahsediyor. Aktürkoğlu'ndan bahsediyor. Kerem oğlu, Çerem. Aktürkoğlu işte. Kerem abi. Türkoğlu, Türkoğlu. O Kerem'in. Türkoğlu, evet. Tamam. O. Abi Aktürkoğlu. Attığın topu önüne gidiyor. Alıp bir şey daha söyleyeyim sana. Çizgiye kadar gidiyor. 36'lık Mertens kaç maç oynamış? Heh.
Örnek olsun yani. Kaç yaşında bu adam? Oynadı. Galatasaray 37 eğer... yaşında. He? 37 yaşında. Buyur abi, 37 yaşında adam bence Galatasaray'da... 47 maça çıkmış. Buyur abi. 3011 dakika süre almış. Buyur. 9 gol, 13 asist katkı yapmış. 2 tane süratli açıyor. Bak şimdi bak. Mertel Torreira abi, bunların hepsi tane... 35'lik 36'lık ya. Bak 2 tane süratli açığım var, tamam mı? Yanında hangi adam oynarsa onları her zaman oynatır. Attı mı topu önüne gidiyor bir defa. Buradan da gidiyor, buradan da gidiyor. Mertens söylüyorsun Selim abi. Tabii. Çok iyi toplar çok atıyor. Iyi top. Ama şunu herhalde bilmiyorum, söyleyebilir miyiz? Barış Alper Yılmaz 2023-24 sezonunun en çok çıkış yapan. Ben onu düşünüyorum. Evet, yani, evet, doğru. Şimdi Semih de sayabiliriz ama Semih'in takımı şu anda şu dönem için kötü dedim. Olduğu için. Kötü takımda iyi oynuyor. Değer ama yani Barış güzel. Alper katkı anlamında. Bak. Çok fazlasını vermiş. Şu anda Galatasaray'da olsa daha Kerem kadar yok. Kerem abi, kadar değer katardı futboluna. Ben kime benzetiyorum Semih'i biliyorum. Senin ağzın bağlı. Bir yere geleceğim oradan, ağzın bağlı. Bana hatırlattı Galatasaray deyince. Icardi'ye benzetiyorum Semih'i. Bak Semih tek vuruşları çok iyi yapıyor. Doğru çok, mu? Çok iyi yapıyor. Çok iyi yapıyor. Kafaya iyi çıkıyor. Adam geçiyor. Şut atıyor. Yani üstüne koya koya gidiyor. Dün, evvelsi gün iki tane benim bildiğim kadarıyla, dün de söyledim bunu, yine tekrarlamak istiyorum. Semih'e iki tane İngiliz kulübünden teklif var. Olabilir. Yani çok büyük teklifler. Yani rekora doğru gidiyor bu çocuk. Abi Beşiktaş bırakır bırakmaz. Helal olsun yani. Ama Beşiktaş 30 milyon euro olarak belirlemiş. Şu anda 15'i vermişler. Abi şu anda ne oldu biliyor musun? 25 milyona çıktı. Verirler abi. Görüyorlar adamlar. 25 milyon abi. Euro. Arda'yı aldı adam. Arda'yı bu hafta çeyrettim Arda'nın maçını, anladın mı? Helal olsun. Arda ne abi? Helal. Tek gol atar adam oldu yani. Tabii. Bundan daha büyük kuruldu. Olur bundan daha büyük. Duyulacak bir durum var mı? Vallahi ben de baktım belli. Biraz güçlenmesi lazım abi. Yok güçleniyor. Olağanüstü. Artık. Olağanüstü bir teknik var bak. Korkun. Olağanüstü. Allah'ın vergisi bir şey, yetenek o abi. İçinde adama bir çalım attı ya. Olacak şey değil ya. O yetenek o. Başka adam topu arıyor ya nerede ama, diye ya. Ama güçlenirse o. Çok fark eder. Güçlenirse. Doğru söylüyorsun. Yani, çok fark eder. Arda'yı tutamayız. Herkes güçlendiği zaman böyle oluyor. Tamam. Herkes oluyor. Bu Selim abi bu. Sana göre şu anda Türkiye Süper Ligi'nin bir numaralı... Çıkış yapan veya bir numaralı yıldızı kim? Yerlilerden. Bire kimi koyarsın? Barış Alper'i mi koyarsın? İrfan Can'ı mı? Ferdi'yi mi? İrfan onlardan daha tecrübeli adam. Yani kendi alıyor. Aldıktan sonra pişiriyor. Ondan sonra yiyor. O yani... Topu ayağına aldıktan sonra hepsinden iyi adam bir defa İrfan. Her şey mükemmel. Ama bunlar için öyle diyemem. Bu adamlara top attığın zaman oynayan adamlar. Bak top atıyor, veriyor, kaçırıyor ya. Onlar da süratli olduğu için. Ama şey çok farklı adam İrfan. Alıyor topu, buluyor, dönüyor, alıyor önüne seni. Hem sağdan geçiyor... Hem soldan geçiyor. Bu olmayacak meziyettir bir insanda. Yani sen 2023-24'ün yıldızı İrfan. Bir İrfan mıdır? Bir odur. Ondan sonra Ferdi gelir. Bak. Ondan sonra. Fener Ligi ikinci bitirse de bu senin için aynı mı kalacak? Aynı kalacak. Çünkü neden biliyor musun? Bu adamlar yani hakikaten çok farklı adamlar. Ne olursa Ferdi. O zaman Selim abinin ağzından 2023-24 sezonunun yıldızları İrfan Can Kahveci ve Ferdi diyor. Evet. Açılımını sonra yaparsın. Gökmen abi sana göre bu sezonun yıldızı kimdir? Yıldızları. Bence Barış Alper. Olağanüstü. Çünkü bu kadar sürete o tekniğini nasıl topu kaybetmeden kullanıyor. Yani Avrupa'dan zaten teklif varmış. Gönderelim mi göndermemeli diyorlar. 25 milyon euroymuş. Bilmiyorum yani. Yine Barış'ı koyarsın. İkiye kimi koyarsın? Vallahi ikiye şöyle diyeyim sana ben. Bu Kerem Demirbay. Onu koyuyorsun. Onu ufak ufak yani yeni oynamaya başladı. Olağanüstü topu atması, ne bileyim cezaların dışından attığı şutlar. Yani biraz kendi takımlarınızın lehinde bu oyu kullandınız. Adnan senin vallahi düşünce. Ben sana 3 tane oyuncu söyleyeceğim. Kısa 2 tane söyle. 3 tane söyle. 3 tane söyle.
Herkes iki söyledi. Bülent Arınç söyledi. Sonra tamam, eklersiniz abi. Söyle, tamam. Bülent Arınç söyledi. Şimdi abiciler. Üçünde bambaşka hayat hikayesi var. Söyle bakalım. Birinci hayat hikayesi Beşiktaşlı Semih. 18 yaşında pırıl pırıl bir çocuk. İlk kez A takımına yükseliyor. Takım yerlerde sürünüyor. Bu çocuk ayakta kalıyor. Ve 3 günle imza atılıyor. 2028 yılına bir tarih yazıyor. Bugünkü bonservis bedeli 25 milyon pound. Bir Semih. Bir hikaye bu. Güzel bir hikaye Beşiktaş'ta. Tamam için. Güzel evet. Evet. 2. İrfan Can. Senin söylediğin gibi o zamanlar transfer ediliyor. Ali Koç da alıyor. Aziz Yıldırım bu para değil diyor. Her zaman İrfan tartışılıyor. Bir çöküş yaşıyor. Çok kötü oynuyor derken küllerinden yeniden doğuyor bir İrfan Can. Onun da hikayesi bu. Evleniyor, çocuğu oluyor, yürüyor gidiyor. Üçüncü hikayede Barış Alper. Yani bu çocuk bence bu sezon bu performansı, bu kadar oynamayı maşallah Allah ona 4 tane ciğer vermiş. Nasıl gidiyor, neler yapıyor. Onun da hikayesi bu senede yükseliş yapmaz. Ben 3 tane oyuncu doğru. söylüyorum. O doğru. Ha, bunları artık çeşitleri aşağı koyarsın olur, Selim olur, abi. Doğru doğru. 3 dedi, 4 de var, 5 de var. Yani 6-7 tane iyi oyuncu var bende kafamda. Ama 3 dediniz, ben 3'te kısıtlayayım. Siz de birer tane, sen de söyle Serhat. Sonra da birer tane de eklesinler. Valla ben de bu yılın bana göre eğer bu şekilde biterse bir Barış Alper olur. 2 Semih'i koyarım. 3'te İrfan Can'ı koyarım. Bravo. Yani doğru. Benim de skalam böyle olur. Peki ben 3. de abi söyleyeyim. Tabii. Benim için de benim mevkiyim Mario Icardi abiyim. Tamam yani yabancı da koydum. Biz yani yerlerden çok yola çıktık. Yok yani. Ceza analı çevresinde olağanüstü işler yapıyor adam abi. Eğer Euro 2024'de Montella Semih'i almazsa tabii. büyük fiyasko olur. Yani ortalık çok karışır. Olur. Yok artık mecbur alır. Bu oyunlardan yok, sonra alır. Benim hala bir korkum var. Belli bu büyük abi. Ekşi bir şekilde Beşiktaş'la uğraşmaya devam ettiği için Montella'nın bu Semih'e yaptığı çok ayıp oldu. Son bir takımın çok ayıp. Çok çirkindi. Çok yanlış. O yüzden ben hala Semih'i alsa dahi oynatmayacağını hissediyorum. Çocuk ağlıyor ya. Olacak şey değil ama. Olacak ağlayarak. Bu çocuk... kadar hainlik olur mu ya? Abi. Ya millet ya Mehmet Büyükeşi mi engellemiş alması? Yani abi şimdi mesela baştaki ne yaparsa alttaki de onu da yapar. Eğer baştaki tabii, parmak tabii. yaparsa aferin ben sana. De hoca olarak bu adamın bunun arası şey ben biraz olan Semih'i şey yapayım derim yani durumdan vazife çıkarmak diye bir laf vardır. Teknik direktör yani şimdi bana para veriyor ben onun dediğini yapayım. O öyle. Para için gelmedi abi Montella. Lan tamam da oğlum. Yıldız çok tamam sevdiği için yani, gelmedi herhalde. Yani bunu katıp da oradaki genç bir yeteneği yok edecek nalet olsun ya. Sana bir söyleyeceğim. Nalet olsun bu, ya. Bu Türk milli takımı bir İtalyana kaldı ya yazıklar olsun bu Mehmet Büyükekşi'ye. Bu İtalya Montella. Bu milli sonra takım. Önce Alman'la kepaze hale kepaze geldik. Halde geldik. Bursa. Bundan da bir şey olmaz. Bak ben söyleyeyim arkadaş. Murat Başkan alınır alınmaz ya da bağlanır bağlanmaz. Adana'ya geliyor bu. Bu Montella söyleyemiyor. Ona ben dedim. Açıklayacağını aç. Kadroyu başkan yapıyor. Bu da oynatıyor. Bu adamı aldık. Türk milli takımının teknik direktörü yaptık. Bu ne anlar Semih'ten, ne anlar, ne onlar, ne bundan. İşte son maçta 6 tane kaç gol yedik son maçta? 6 Avusturya'dan. 6 tane Avusturya'dan gol yedik. Türkiye'nin utancıdır bu. Bak ben sana söyleyeyim. Al Okan Buru. Abi ben neyiz bak. Galatasaray'a başka şeylerden kapışırız doğru mu? Tartışırız. Ama adalette söylerim. Al Okan'ı getir koy. Bak gözünü kapat şu Okan'ı koy. Kapanı kapat. Okan Aykut'u olur. Getir. Bak. Aykut aklıma, olur. Bak, Fatih sen olur. Sen abi. Şenol olur. Ya, Mustafa olur. Hani, hepsi olur. Aklımıza ya aklına kim geliyorsa Abdullah'ından tut işte İlhan Palut'undan hepsi olur. Ya saymadığımız hocalarımız alınmasın hakkı. Da. Hepsinin hakkı. Hepsi tabii. ister. Yılmaz Vural olur alınmasın tabii. Yılmaz Hoca'da. Yani hepsi olur ama bir İtalyan geldi. Ben onu İtalyan diye kötü de anlamıyorum. Küçümsemiyorum. Yok anladım. Ama sen ne demek istediğini. Buraya kadarız ya. Ya bu takım zaten buralara düşmemeli. Kuntz'la milli takım yanlış değerlendirdi bu hikayeyi. Yola devam edildi. Hamit burada yanlış seçim yaptı teknik adam konusunda. Çok büyük hatalar yaptı. Ya bu milli takım bu değil. Sen şimdi Montella, sensin Semih'i çağırıyorsun. Semih telefon açıyor Samet abisine, Feyyaz abisine. Semih. O korkunç bir şey ya. Diyor ki, alın beni buradan demiş ya. Diyor ki beni buradan alın diyor.
Samet abisiyle Feyyaz abisi de ona diyor ki hocaları. Sakın diyor. O bir milli bir dava diyor. Tabii anlatmıştır Samet. Anlatıyor ona. Doğru şeyi anlatıyor. Söylemiştir. Bir kriz yaşatmayalım diyor. Milli takımımız değerdir diyor. Peki hocam, peki abi diyor. Sen nasıl istersen diyor. Saygıya bak. Peki diyor ve orada taktik antrenmanına bile almıyor adamı ya. Yok. Ferhat'ın dediği gibi haklı ya abi doğru, ya. Doğru. Ya adam sana he? Sen ben, bunu var. Vallahi ben korkuyorum. Onun için Montella falan bana şu andan itibaren Semih'e yapılandan dolayı Montella benim teknik direktörüm değildir. Demeyelim. Milli takımını çalıştırır. Peki demiyorum. Geri aldım senin Atıcı Selim abi. Milli takımı sustum. Götür. İnşallah çok tamam, iyi görevler abi, alır. Bak i̇yi senin olur. Atın, senin atına geri aldım. Tamam. Milli İnşallah. Bir şey demiyorum abi. Ya genç bir 18 yaşında olan ya. İşte ayıp çok ya. Ya harika harika da oynuyor çocuk ya. Olur mu? 5 yaş takımı bir oyuncu vermiş. Bu adam gitmiş. Al sahip çık ona ya. Ya sonra bir şey söyleyeceğim arkadaş. Ve iyi oynuyor. Sanki, iyi oynuyor. Sanki her sene 50 tane... Öyle adam değerli oyuncu yetiştiriyorlar da. Anladın mı? İçinden seçiyorsun lan. Allah'ı bildiği gibi yapsın sizi ya. Şimdi Gökmen abi yıllarca Santoro ne diyor? Bu adam futbolcu diyor Semih'e. Aynen. Yoksa der şu var. İyi adam, iyi adam. E sen abi? Abi genç adam, iyi yıllarca adam. Yıllarca Semih diyorsun. Daha Serhat olur, diyor. Allah'a bak. Kaç yıldır Serhat diyor. Semih şimdi geldiğinde mi nasıl oynuyor diyor. E biz de öyle bak al koydu ikinci, birinci şeye Semih'i koydu ikinci sıraya. Hepimiz var. Ama şimdi bu adamı sen niye almıyorsun? İşte düşmansın Beşiktaş'a. İşte Galatasaray'a düşmansın. İşte Fener ona düşman. O buna düşman. Sevgisiz insan olmaz. Bak arkadaş, tamam mı? Kıssan dahi, etsen dahi ne oluruz? Bir sevgi olur. Ulan helal olsun bu demek. İyi oyuncu. Evet, Montella bu arada Panathinaikos'u antrenmanında ziyaret etti. Samet'le Fatih Hoca ile konuştu. Dün Fatih Hoca'ya da Yunanlılar biraz saygısızlık yaptı. Arisa'yı yenildikten sonra telefonu kırmış. Kim? Fatih Hoca mı? Fatih Hoca elinde yere vururken böyle resim çekmişler. Telefonu yere attı diye. Artık olmadı. Şu anda ben size söyleyeyim. Durum ne peki orada yani? Bu insanlar yazıyor, merak ediyorlar. Durumu Panathinaikos 71, AEK 75. 4 puanlık fark var. Kalan maçlarını da söyleyeyim. Arisa 1-0 yenildiler kendi evlerinde. Okay. PAOK deplasmanına gidiyorlar ve Olympiakos'a bitirecekler. AYK'nın kalan maçları da Olympiakos deplasmanı ve içeride Lamia. Yani AYK Lamia'yı yenerse şampiyon oluyor. PAOK 71, Panathinaikos 71, Olympiakos 70 puanda. Ama PAOK'la Olympiakos'un birer maçı eksik. Fatih Hoca'ya da bayağı bir tepki olmuş. Ergin Ataman'a da 35 bin euro ceza vermiş Euroleague. Yani orada İsraillerin o tacizi altında Maccabi Tel Aviv maçı sonrası orada giriş kartı, akredite kartı olmamasına rağmen basın toplantısına sızıp Ergin Ataman'a hakaret eden kişilere Ergin Ataman bağırıp çağırıp oradan kovdurduğu için Euroleague neden ceza vermiş? Bu da çok enteresan, çok manidar. Turkish Airlines Euroleague'in resmi ana sponsoru ve Ergin Ataman'a orada İsraillerle kavga ediyorlar diye 35 bin euro ceza veriyorlar. Ne ayıp şey ya. Bu da işte bu Yahudi lobisinin her yerde ne kadar etkin olduğunun bir göstergesi. Dünyayı yönetiyor abi. Etkili olacağına insan olsun, insan. İnsan olsun. İnsan yani var o, ben soyunma odasındaki o kavgayı izledim. Maccabi Tel Aviv maçı sonrası adam nasıl kışkırtıyor. Siyonist deniyor, bir şeyler diyor, terbiyesiz bağırıyor. Evet. Ergin Ataman'a siz diyor işte İsrail düşmanısınız falan diye. Yani sporla uzaktan yakından alakası olmayan hakaretlerde bulunuyor. Niye ya? Niye taşıyor onu? Ve adamın akredite kartı yok. Adam oraya kaçak girmiş. Basın toplantısına. Çokmuşlardır mahsustan ki bunları söyletmek için. Ya sırf Ergin Ataman orada. Ergin niye Ataman işte, söyletmek biraz şey ya. Tel canlı ya. Tabii doğru. Hemen böyle agresif bir yapısı var. Lig boyunca da tabii ki çok teknik foul çalınan ama bir. Ama kendini de kabul Koç, ettirdi her yerde. Abi ikinci bitirdi. Muazzam bir başarı ya. Tabii. Nereden aldı? Panathinaikos'u nereye getirdi? Tabii doğru. Ve Euroleague şampiyonluğunun en kuvvetli adayları ama şu hareketiyle bir de bile sanki Panathinaikos'u şampiyon yapmayacaklar.
Şimdi çok önemli iki tane Maccabi Tel Aviv Panathinaikos maçı var. Ergin Ataman orada çok sıkıntılı maçlar bekliyor. Bir de ceza. Ben sana bu Yahudileri ikinci Beyazıt padişahken ikinci Beyazıt İspanya'dan ve Portekiz'den alıyor. Osmanlı sahip çıkıyor o zaman bak. O zaman biz çıkmıştık doğru. Vallahi ben İspanya'da yerini gördüm. Doğru söylüyorsun. He? Doğru evet. Söylüyorsun. Barcelona'ya gittim ben İspanya'ya. Maça gitmiştim orada. İşte gemilerin şeyleri gösteriyorlar şuraya geldi. Böyle böyle hep yapmışlar. Bir tepe var. Orada Osmanlı padişahı gönderiyor. Beyazıt, ikinci Beyazıt o zaman. Gönderiyor. Bunları öldürüyorlar işte. Bunları kurtarıyor gemilerle. Buraya getiriyor. İstanbul'a getiriyor. Sahip çıkmışlar. Sahip çıkıyor bakmışlar. Yani. Öyle bir tarih ki. Tabi bilmiyor kimse. Arkadaşlar bir tablo vereceğim. Türk futbolundaki bu durumda biraz üzücü. Sezon başından beri görevinden alınan veya istifa eden teknik adamların bir listesini verebilir miyiz? Alparslan Erdem'le başladı sezon Karagümrük'ten. Hemen gönderildi. Emre Belezoğlu Başakşehir'den ayrıldı. Bunlar daha ilk 6 haftada olan şeyler. Erdal Güneş Gaziantep, Çağdaş Atan Kayseri, Fatih Tekke İstanbulspor, Hüseyin Eroğlu Samsun, Dolunay Kafkas Ankaragücü, Şenol Güneş Beşiktaş, Osman Özköylü Pendik, Olcay Demir İstanbulspor, Nemat Bielica Trabzon, Stanovic Konya, Ömer Erdoğan Alanya, Burak Yılmaz Beşiktaş, Kemal Özdeş Kasımpaşa, Kluivert Adana Demirspor, Alparslan Erdem Karagümrük, Rıza iki defa olmuş Alparslan Erdem, Rıza Çalınbay Beşiktaş, Nuri Şahin Antalya, Servet Çetin Sivas, Hakan Keleş Konya, Serkan Damla Adana Demirspor, Hakan Yakın İstanbulspor, Recep Uçar Kayseri, Ivo Vieira Pendik, Sumidika Gaziantep, Şota Karagümrük, Santos Beşiktaş ve dün Fahrettin Ömeroviç de Konya Spor'dan yol karşılıklı görüşerek yollar ayrıldı. Tam 20 kulüp var ve 29 teknik adam bir şekilde görevden ayrılmış veya gönderilmiş. O zaman neler biliyor musun ne aklıma geldi? Bir kulüpte kovulmak istiyorsan o kulübe teknik direktör ol. Bu kadar basit diyorsun. Bu kadar basit. Sonra da şimdi mesela bu ayrıldı. Sumidika sezon sonuna kadar ki bütün parasını belki de önümüzdeki yılın parasını aldı. Gene de gelir. Şota ayrıldı. Gene de gelir. Tabii, Santos'un tabii. Aldığı para çok büyük. Tabii doğru. Yani kulüpler ondan sonra hiç hani diyorlar ya. Abi bir tane bir de, değiştir abi. Bir de Santos bir dakika. Dört tane hoca değiştiren kulüp var burada ya. Selim abi ne dedi? Santos bir de Mucci ile şeyi de aldılar. Tabii oho. Al-Musrati. Al-Musrati'yi de aldılar. Hoca getirtti. Onları saymıyorum. Başkanla ya. Birlikte hepsi birlikte. En büyük aldılar. Kazık o Beşiktaş'a. Getirdi abi geldi Beşiktaş'a işte. En büyük kazık o. Bakalım nasıl olacak. Dünyanın parasını verdi heriflere. Yazık ya. Ben sana bir şey Beşiktaş 3 tane 4 tane. Sezon başından beri Beşiktaş 6 tane teknik direktör değiştirmiş. En büyük yanlışlık Şenol oldu. Vallahi. Şeyde Şenol kalsaydı 6 senede olmaz. 6 senede 8 tane mi 9 tane mi teknik direktör değiştirmiş Ali Koç. Ona bakıyorum da ben de vardı 6 senede bak dikkat et. 6 senede Ali Koç biraz masum kaldı. Bunlar Beşiktaş'ta Santos diyor. Kim var? Santos, Rıza, Serdar Burak. Hoca gitti geldi. Burak araya gitti geldi. Şenol Hoca geldi. 5. Bu da Serdar bir daha geldi 6 abi. Serdar iki defa geldi. İki defa geldi Serdar. Ali Koç da 8 futbolcu gibi ya. Abi bak tamam. Resmini şeyini çekmiş. O 6 yılda ama yani onu diyorum. 6 yılda. Beşiktaş 1 yılda. Ali Koç'un hocaları işte şey abi. Geldi. Nasıl istikrar olacak? Hollandalı Koku. Koeman yardımcısı sonra o oldu. Şimdi Emre geldi. İsmail Kartal geldi. Ersun Yanal geldi. Erol Bulut. Ersun Yanal yazdım ilk odur. Ersun Yanal Hoca. Tahir Karapınar. Onu ben ya. Çok güzel. İsmail Kartal. Son şimdi. Bir gitti geldi bir, İsmail. Bir şey. Rezil adam. Jesus. Vitor Pereira. Lan Pereira. Jesus. Jesus geldi. İsmail Kartal. O gitti bir daha geldi sonra. Evet. Emre yazdın mı ben yazdım. Tamam. Abi bir.
2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9, 10 hoca olmuş. Belki dur bakayım. Dur arada adam. Tahir. Tahir Hoca yazdım. Ben yazdım Tahir Hoca. Onu da yazdım. Onu da yazmış. Erol Bulut'u da yazdım. Yanal başka. O, Aykut Kocaman gelmedi. Yok Aykut. Aykut da aslında Aykut. Başkanlığa seçildi. Anda Aykut Hoca vardı takım başında. Aykut Hoca vardı. Kalacaktı. Anlaşmadı. Bekle dedi Aykut Hoca'ya. Evet anlaşmadı. Seni onu dedi, düşünüyoruz dedi. Bekle dedi Aykut. Eğer belki de bak o da kader anı. Ali Koç belki Aykut Hoca'yı alsaydı. Abi alsaydı. İşte hani hakemler, Galatasaray lobisi, MHK, işte satılmış birileri şu bu filan diyoruz ama burada da yani Ali Koç'un yok gelmiş. Acı reçetesi bu oldu. Yani bu buradan nasıl istikrar bir dakika. Mesela abi Allah istersen Hollandalı nerede başarılı olmuş? Geç. Başarılı. Hayır Emre nasıl başarılı ya? Başarılı. Hayır Emre abi. Emre başarılı abi. İlk antrenörünü yaptı onu demek istiyorum. Tamam. Heh. Erol Bulut'un gelmesi zaten medyanın gücünü alamamış. Alanya'dan geldi. Hataydı. Ersun Yanal gücünü alamamış. Gücünü hatta almış. Tahir Hoca ne işi var? Pereira skandal. Skandal. Jesus iyi sonunu getiremedi. Yani İsmail Kartal işte, da ikiye geldi. İsmail Kartal, Emre biraz da Jesus. Diğerleri hep çöp abi bunların. Hakikaten. Bir şey söyleyeceğim. Onlar da bunlara futbolcu koyar mı? Yani Erol'u da çok seviyorum. Çöp diyorum da. Yani abi medya gücün yoksa olmuyor bu iş. Bir de Gaziantep'ten geliyorsun. Yani zayıf geldin. Zayıf geldin. Abi bir şey söyleyeceğim sana Serhat. 15 futbolcu değiş kokudan sonra 15'er de futbolcu koy bunlara. Tabii. Gitti geldi. Bak 15, 30, 45 devam et abi. Ya ortalama şöyle yap. 10 kaç? Futbolcu çarpı 6 yıl. Olmaz ya. Onu 60 geç. Tane. Ulan, sana lazım. Şu anda oyuncu sayarım. Bulamadım. Gitti geldi. Tane. Gitti geldi. Vay be. Tabii sirkülasyon o yani. 60 tane gitti 60 tane geldi. Ne para gitti be. Yüzlerce adamlar var. Ne para gitti. Ya. Ama burada mesela iyi oyuncular da geldi gitti. Kim Min-jae o iyi. Bu adam mesela şimdi bak, o çok iyi Arabistan'da tarih yazıyor. Tabii. Bu da yani, Nisan ayının teknik direktörü seçilmiş. Ay, olmadı. 3 galibiyet 1 Fener'le olmadı işte. Fener'e uymadı demek. Hoca seçimi önemli. Önemli. Aziz Yıldırım zaten göndermiş adam başarısı olmuş. Bak, sen niye de getirdin onu? Şimdi şunu yaptı bak Ali Başkan var ya. Dedi ki baştan çok güzel başladı. Dedi ki. Ben bak dedi, güzel lise yapmışlar arkadaşlar. Tamam. Kaç oldu Serhat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hoca. Ben orada şeyi, son İsmail Kartal yok. Bir de şeyi yazmamışım işte onu. Zeki Murat, Murat Göle diye bir arkadaş. O kaç görsek var? Herhalde hiçbirimiz tanımayız. Abi 2 maça çıkmış zaten. 6-7 senede 150 tane de futbolcu transfer etmiş. 2 maça çıkmış. 97 gün kalmış da. Şimdi bak sana bir söyleyeceğim. Şimdi Ali Koç çok güzel geldi. Dedi ki ben dedi gençlik. Gençlik açısıyla geldi. Dedi ki ben genç parolasını kullanıyorum. Güzel bir felsefe aslında. Ha Fenerbahçe belki ters. Fenerbahçe yıllarca ünlü oyuncularmış. Doğru mu Selim abi? Evet. Ben dedim ki vallahi bravo Ali Başkan'a. Ne güzel dedim. Eğer dedim bunu gerçekleştirirse 2-3 yılda taraftara sağlıklı mesaj verirse bu Fenerbahçe kimse tutamaz. İlk yıl böyle gitti. Doğru mu? İkinci yıl dedi ki ben dedi olmuyor dedi gençlerle. Ben dedi tecrübeli oyuncular alacağım dedi. Bak şimdi oyuncu sirkülasyonu da çok kötü oldu. Bu sefer tecrübeli oyuncular aldı. Ya onlarla da olmadı. Bu sefer dedi ki yerli oyuncuları dedi hani en iyisini almaya çalışacağım dedi. Hadi onları getirdi yabancılar olmadı. Yabancıların dedi uygununu yani şeyini alacağım dedi uyum sağlayanı bu takıma dedi. Onları getirdi onlardan zaten çoğu 9-10 tanesi her sezon geri gitti. Aynen. Yani baktığın zaman bir de bir abi şey Fenerbahçe nasıl bir hoca lazımdı mesela ne düşünüyorsun Selim abi sen? Ne için? Güzel. Mesela sen Fenerbahçe nasıl bir hoca şeyi çiziyorsun, profili alırdın. Şimdi Fenerbahçe'nin şu bunlara son takılmadan, ha, şey iki senedir, anladım, evet. Son iki senede çok iyi bir şöyle söyleyeyim oyuncular aldı. Çok iyi oyuncular aldı. Bak şu senede bu senede çok iyi takım kurdu. Hakikaten takımı tamam mı? Çok iyi bir takım haline getirdi. Hangi oyuncuyu sokacağını, hangisini çıkaracağını doğru. Anlayamıyorsun, zorlanıyorsun. Tamam mı? Ama ben dün Samet Aybaba'ya önerdiğim Schmidt'i getiririm. Yani ben bir Alman getiririm mesela bu takım başına. Ama Hollandalı hiç kendi ülkesinin dışına çıkmamış bir adamı getirmem. Getirebiliyorsan Bayern Münih'ten ayrılacağı Tuchel'i getiririm yapamadı, abi. Yapamadı. Tuchel'i getiririm abi şu anda. Tabii. Yarın çarşamba günü şey maçına çıkacaklar. Olmadı. Olmadı abi. Olmadı. Kimle? Bayern Münih Real Madrid'le eşleşmişti.
Dur bakayım. Manchester City. He? Manchester City ile galiba. Ne ya, maç be? Final çeyrek. Bir de Dortmund Real Madrid mi? Tabii. Dortmund. Yarı final abi işte. Yarı final. Yarın başlıyor işte maçlar. Dur bakayım. Güzel bir maç haftası. Bayılırım şampiyonlar. Bayern Münih Real Madrid abi yarın. Real Madrid. İyi işte. Şey söyleyeceğim sana ben. Tuchel alırım abi. Klopp alamam belki. Yani Klopp bir yılda çalışmayabilir. Muhtemelen Arabistan'a gidecektir bence o. Şimdi bir şey daha söyleyeyim sana. Tuchel'i aldın ya hocayı. Evet. Hoca dedi ki sana ben dedi 100 milyon euro da bütçe isterim dedi. Doğru mu? Abi isteyecek. Bak şimdi. Abi bak, ama bak bu isimler. Şey bu demiyorum. İsimler tamam mı? İster. Ancak kendisiyle çalışmış hangi oyuncular onun aklında varsa onları istiyor bir defa. Tamam onları da alacaktın o zaman. Abi zaten i̇şte bak bir şey söyleyeyim. Büyük. Kalırsa Ali Bey bu takımdan daha iyi takım yapma mecburiyeti var. Bu zor. Mourinho'yu alacağım. Şu anda Türkiye sınırları içinde yerli hoca olarak eğer İsmail Kartal'la çalışmayacaksa yani ikinci olursa evet. Bence ayrılacaklar net. Türkiye'de bu Fenerbahçe'nin bu kadroyu yönetebilecek bir hoca göremiyorum. Var mı? Bence var. Kim? Ben direkt Aykut Kocaman'da. Aynen ben de öyle. Tek Aykut geçelim. Kocaman. Karakteriyle. Aykut. Yok. Aykut. Olacaksa Aykut bak, Kocaman. Olacaksa. Ama çok kadar kurtarmaz. Çok paslandı abi. Çok abi, kenarda bekliyor. Abi özledi işte ya. Aşk bu. Düşünsene birine aşıksın. 3 yıl 5 yıl görüşemiyorsun. Sonra bence kavuşuyorsun. Bence taraftarı mutlu etmez abi. Taraftar canlı, ateşli ve agresif bir futbol oynayacak. Burada işte taraftarı memnun etmezse 11 tane teknik adam gelir buraya. Bunlar hepsi ateşli. Suudi Arabistan'a gidenin ismi neydi? Jesus ateşli. Jesus abi. Jesus takla makla atıyordu ya şey. Ateşli. Kulübenin mesela, önünde. Mourinho gibi bir adam lazım abi. Tamam. Alabiliyor musun? Alabilirsin abi Mourinho'yu. Ama başladı. Mourinho da şimdi düşüşte. Gazetelerde başladılar. Her gittiği yerden Mourinho ile anlaştı falan evet, gibi. Her gittiği yerden kovulan bir adam ama. Kovulan bir adam. Yine de iş yapar abi taraftarı çok heyecanlandırır. O kadar ama şampiyon olamazsın. Yani bugün Mourinho'ya Ali Koç dese ki yarın geliyor görüşmeye dese. Havalimanında iddia ediyorum bir 3000 kişi toplanır abi. İmza töreninde iki tribünü doldurur. Mourinho'nun imza töreni. Bak sabit söyleyeceğim bu Bülent Uygun mesela şimdi aklıma geldi yazmış oradan. Evet. Bülent Uygun hoca mesela bilmiyorum tabii o var. Mesela Volkan olmaz. Demirel kaleci. Hayır. Çok isterim ama yerli dedin ya. Hani ama ben küme düşecek bir Hatay'ın evet, hocası küme düşme potansiyeli İleride. Kuvvetli olan bir hoca. İleriki yıllarda. Emre Belezoğlu desen olmaz. Ali Koç getirmez. Bak arkadaşım futbolun yazılı olmayan bir kuralı var dedim dün. O da nedir? Oyuncularla hoca ara, teknik direktörün arası. Onu hangi teknik direktör sağlarsa rahat eder. Çünkü futbolcu hiçbir zaman için hocası tarafından şöyle tenkit edilmeyi sevmez. Etmeyecek, bana sadık kalacak, beni tutacak diyecek adam. Oyuncu ben onun için oynuyorum diyecek. Bak çok mantıklı bir şey söylüyorum. Ben onun için oynuyorum. Sahaya çıktığım zaman tabii ki kendim için oynuyorum ama beni eğer herhangi bir taktik direktörü oyundan sonra bu adam kötü derse ona orada teknik direktör falan duramaz. İmkan yok durmasına. Yok arkadaşım oyuncular senden fazla egolu. Haksızsam haksızsın diye. Abi bir de şey var Selim abiciğim. Yani gelen futbolcular da o kadar enteresan ki yani iş alaka, iş terbiyesi falan yok. Gelmişsin tamam. Bu dünya kadar da para almışsın. Çok. Almışsın. Ya kardeşim biraz gayret falan sarf edin ya. Ama gayret işte, falan da yok abi. Ama tamam. Gayret ama, yok. Ama tamam ama sana gelen adam zaten şöhretli adam. Gelmiş. Abi gelir gelmez adam, zaten oynatıyor, ediyor. Tamam anı? Da. Ama hiçbir Allah'ın günü herhangi bir teknik direktör çıksın oyuncusu için herkesin önünde. Bu bugün kötü oynadı desin. Bitti. Biter. Hiç kimse tutamaz orada teknik direktörü. Öldür onu. Şimdi bizde Galatasaray'da Kerem var. Son olarak da Barış Alper çıktı. Şimdi ikisini sağda solda oynatıyorsun. Yıldırım gibi çocuklar. Zaha ile Tete var. Tete hep onlar bunlar yorulduğu zaman ikinci yarı itibariyle alıyorlar. Sen de baştan oynayamıyorsun o kadar. Aynı performansı gösteremiyorsun onlarla. Bakmıyorum. Yarış onlarla arkadaşlar, yarış ediyor. Süremiz bitti. Peki, tamam. Şeyle bir soracağım ve hemen birer cevap alacağım. Tamam.
yılın en büyük hayal kırıklığı yaratan oyuncusu? Oo, çok güzel bir soru. Ben söyleyeyim mi? Direkt. Söyle. Direkt. Abubakar. Abubakar. Peki. Gökmen abi. Vallahi ne kimi diyeyim baba bilmiyorum ki ya. Ben sana söyleyeyim biraz hatırlatayım. Yani Dombele olabilir. Dombele. Cengiz Ünder diyebilirsin. Ben Cengiz mesela bir numaraya Cengiz Ünder'i koyuyorum. Yok abi yok. Dombele abi tamam. Dombele. Dombele. Tamam. Dombele. Tamam Dombele de güzel. Ben Cengiz Ünder diyorum. En büyük hayal kırıklığı sezonun bana göre. Abubakar dedi. Ben de Abubakar diyorum. Ama başında öyle demiyordunuz. Başında öyle demiyorduk abi, aile, ama başında sen şimdi ayak kırıyorsun abi. O zaman akıllı dışı kaldı abi adam. O zaman, olur mu abi? Afrika Kupası'na gitti geldi. Abi 200 gündür bir tane gol atmamış ya. Daha kötü adam olur o benim için. O zaman oynamıyor Mahsus'dan. Doğru. Peki unuttuğumuz bir şey var mı arkadaşlar? No. Evet bu hafta çok teşekkür ediyorum. Güzel, haftaya güzel yine geçti. Çok renkli, birbirinden zevkli maçlar bekleniyor. Galatasaray pazar günü Sivas'ı ağırlıyor. Vay. Sivas son derece bilenmiş bir şekilde gelecek Ali Sami Yen'e. Fenerbahçe'de bir Konya deplasmana pazar günü çıkacak. Çok zor maç. Alt tarafta sıkıntılı. Cumartesi, pazar, pazartesi yeni heyecanlarla, yeni maçlarla, yeni programlarla, yeni bir hayatta tekrar görüşmek üzere diyelim. Bu haftalık noktayı koyalım. Herkese sağlık dolu, mutluluklar diyelim. Hoşça kalın. Seyrettiğiniz için de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Asker.